14 yaşındaki Sinem Şengül bakkala gidiyorum diyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Sinem kaçışını birileriyle birlikte mi planladı? Görüntülerde yanında duran delikanlıyı ne zamandır tanıyordu? Küçük kız kaybolduktan sonra kimlerle iletişime geçti? 14 yaşındaki Sinem nerede? Birazdan. Yusuf Güneş cinayetinde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Cinayet bir toplantıda mı kararlaştırıldı? O toplantıda kimler vardı? Kaçış güzergahındaki ayak izleri kime ait? Yusuf Güneş cinayetinin faili kim? Birazdan. 17 yaşındaki Birgül Baltacı'nın Eşref A tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor. Ailesi Birgül'ün hayatından endişe ediyor. Karşı taraf hakkındaki iddialara ne cevap verecek? Acılı aile kızlarına kavuşabilecek mi? Birazdan. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Hepiniz hoş geldiniz. Haftanın son yayın günü. Cuma oldu. Hafta çabucak geçti. Değil mi? Çabucak geçti. Hepinize güzel bir cuma günü diliyorum. Güzel bir öğleden sonra diliyorum sevdiklerinizle beraber. Star TV ekranlarına gerçeğin peşindeye. Hoş geldiniz. Hemen başlamak istiyorum hızlıca. Evet. Teşekkürler. Hoş geldiniz değerli hocalarım. Biliyorsunuz 14 yaşında bir kız çocuğunu arıyoruz ve pazar gününden bu yana kayıp en son salı gününe kadar nerelerde olduğuna dair bilgilere ulaştık. Yayında enteresan gelişmeler yaşandı. Yani bu kız çocuğu kiminle karşılaştıysa kendisini 18 yaşını doldurmuş, Trabzon'dan kaçmış, rüya olarak tanıtmış ve bu kişiler de ona inanıp yardımcı olduklarını bizimle paylaştılar, söylediler. Biliyorsunuz önce genç bir delikanlının görüntülerine ulaşılmıştı. O görüntülerdeki kişi yayına bağlandı. Hatta çıktı geldi, stüdyoda açıklamalarda bulundu. Çocuk şubeden polisler de ifadesini almak üzere onu gelip buradan aldılar. Ardından iki hanımefendi oturduğu pastanede onunla karşılaşan hanımlar alıp evine götürmüştü. Üç çocuk annesi bir kadın. Nasıl anlamazsınız 14 yaşında olduğunu, hani 14 belki değil de 15-16, en azından 18 olmadığını diye aklımızdan geçirdik. İyi niyetle yaptık biz bunu, evinize gelmek istedi, götürdük dediler. Daha sonra kimlerle görüştü? Yine bir başka kişi yayına bağlandı. Benim iş yerime geldi, benim telefonumdan birilerini aradı, görüşmeler yaptı ama hepsini sildi dedi. Sonra anladık ki anne aslında bunların biliyormuş çoğunu. Biz burada böyle iğneyle kuyu kaza kaza bu bilgilere ulaşırken aile bu kişilerle görüşmeler yapmış. Niye bize anlatmadılar? Sebahat Hanım'ın ya da eşinin anlatmadığı başka şeyler var mı? Bugün eşi Yılmaz Bey de burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Yılmaz Bey, biz hep konuklarımıza diyoruz, siz bize hikayeyi tam anlatın. Zaten sakıncalı bir şey varsa biz asla paylaşmayız. Aksi biz takdirde zaten vakit kaybediyoruz diye. Doğruları paylaşmak için geldim. Ben zaten tamam. Kızımı buraya kaybolmasa, böyle bir sıkıntı olmasa ben buraya gelirim. Ama bütün bu görüşmeleri bize zamanında anlatsaydınız biz burada vakit harcamazdık. Devam edeceğiz bugün. Arkadaşlarım yeni bilgilere de ulaştılar. Oğlunuzla da görüştüler. O neler anlattı? Diğer tanıklar neler anlattı? Aslında işin özeti, Sinem'i bulmak için bütün bunlar, gören bilenlerden yardım istiyoruz. Yusuf Güneş cinayetinde aileden biri ilk defa, okları deyim yerindeyse aile bireylerine yönelten bir röportaj verdi arkadaşlarıma. Güneş ailesinden biri ailenin içine dikkat edelim dercesine cümleler kurdu. Onun anlattıklarıyla olay yerinde bulunan bulgularla bu dosyada bambaşka bir boyuta geçeceğiz bugün sevgili seyirciler. Ama Birgül'le başlayacağım ben. İzmir Kiraz'dan gelen Şengül Hanım'ın 17 yaşındaki kızı Birgül Baltacı'dan. Birgül Baltacı ne yazık ki Kiraz'dan bu kaçırılan kız hikayelerini çokça duyuyoruz biz. İşte onlardan bir tanesi. 30 yaşın üstünde annesinin deyimiyle 40 yaşa yakın olan Eşref tarafından kaçırıldı. Ve o gün bugündür kızının sesini bir kez bile duymadı Şengül Hanım. Ve ben ne olursa olsun sonuna kadar evladımın yanındayım, onu bulana kadar da yılmayacağım diyor.
İzmir Kiraz'da kaçırılan 17 yaşındaki Birgül Baltacı'nın hayatından endişe eden annesi Şengül Hanım, kızının bir an önce bulunması için dün canlı yayınımıza katıldı. Bir gün ne zaman kayboldu? Perşembe gün akşam kayboldu. Akşam böyle çay pişirdik, çay pişirdi, çayı içtik, bardakları yıkamaya gitti. Ondan sonra bardakları yıkamamış, oraya yıkacağı yeri konmuş. Ayağındaki terle hayvanların içinde girdiği kirli terlikleriyle, ayağında çorap yok. Arkasındaki giysileri 4-5 gün önce giyindi, kirli. Ondan sonra her şeysi, kimliği evde, parası kaldı, paraları var evde. Her şeysi evde, benim çocuğum kayboldu. Evden kayboldu. Ölümü, dirimi, neyin nesiydiğini bilmiyorum. Muhtara haber vermişler. Benim kızı götürenin kardeşi muhtarı aramış, böyle böyle Durmuş'un kızını götürüyoruz demişler. Ne var çocukları kandırmaya etmeye alıp gidiyorlar. Bunlar dediler saf bir şey yapamazlar, alalım gidelim. 2-3 gün sonra geliriz, gönlünü yapa gideriz dediler. Bunun arkası sağı solu yok dediler bize. Jandarmayı kim aradı? Jandarmaya benim oğlan aradı. Peki muhtar önce jandarmayı aramamış mı? Aramamış. Kız kaçırıldı aramamış. Diye. Ölünceye kadar şikayetçiyim. Ölünceye kadar şikayetçiyiz dedik biz de. Babasıyla ben de söyledim. Ölümü, dirimi, ne hadi benim çocuğum onu bilmiyorum. Ben çocuğumu kavuşmak istiyorum, çocuğumu bulmak istiyorum. Benim tek dileğim o. Bende kalp var, kalp krizi geçirmek riskim var. Allah ben perşembe gününden beri yemek yiyorum. Şey diyorum, evlat açısı. Abi nerede olduklarını biliyor mu? Şimdi o hikayede de ne yazık ki yine arada bazılarının aracılık görevi gördüğünü duymuştuk, bunu öğrenmiştik. Bununla ilgili soruşturmalar yapıldı. Kendileri? Bu arada kamu görevlileri de çok güzel çalışmalarla çok sayıda kız çocuğunu buldular, kurtardık onları beraber. Oradaki çalışanlara da vesile teşekkür edelim. Hatta muhtar var. Merhaba. Siz önce gerçekten Birgül'ün babasını aradınız mı? Evet. Niye aradınız onu, ne dediniz? Hayır, şimdi Eşref beni aradı. Eşref sizi aradı, ne dedi? Eşref'in kardeşi, abisi. Evet. Böyle böyle dedi. Durmuş'un kızını kaçırmış bizim oğlan, evet. Dedi. Dedim bak yaşı küçük mü büyük mü? Büyük dedi. Bugün jandarmaya ifade vermek için gitmiş. Bırakın bilgi, bence olayın şüphelilerinden bir tanesi olmasın yani. Yanına her gün tanık gidip geliyorlar. Bu. Her gün gidip geliyorlar yanına. Sen de peşinden gitsene. Bilmem ki ben. Araba gelip geçiyor ama geçenler uladı, arabası aşağı yukarı geçiyor, her gün gelip geliyorlar. Kimin arabası geliyor? Jandarmaya söyledim ama nerede şikayet, hangi evde şüpheleniyorsanız gidelim basalım alalım diyorlar. Jandarma ama o dedi mi sen, ben alırdım. Dağınık bir yer ki ben gittim Kiraz'a, gerçekten bu eve jandarma böyle yoldan görüyorlar, bizzat yaşadık da onu zaten. Arabacının oradan geldiğini görünce hemen haber verip kız arkadan başka bir yere kaçırdı. Heh. Ama bu kaçışın sonu yok yani, bunu biliniz. Biz buradan Birgül bulunana kadar bu yayını yapacağız. Ben oradaki jandarma kuvvetlerinin nasıl çalıştığını da biliyorum. Canla başla çalışıyorlar. Her şeyde hakimler. Ben eminim bugün yarın Birgül bulunduğu haberi bize gelecek oradan. Cezasını çekecek. Benim gibi beni teslim olacak, öteki cezasını çekecek. Küçük kız kaçırmanın işesi neymiş öğrenecekler. Herkesin ders olsun bundan sonra. Bravo sana. Yani herkesin üzerinde... ders olacak. Ölünceye kadar arkasındayım. 17 yaşındaki Birgül Baltacı nerede? Evet, anne Şengül bu şekilde feryat ediyor ki son derece haklı. Onun evladı daha 18 yaşın altında, evlenme yaşı gelmemiş. 18'i doldurduktan sonra eğer kendi isteğiyle zaten böyle bir şey yapacaksa bunun yolu yordamı bellidir. Şengül'cüğüm az önce dedim ki hani hiç evladının sesini duymadı ama gerçekten geçen perşembeden bu yana artık 8 gün oldu. Evet. Hiç aramadı mı? Dün akşam da. Hiç. Hiç. Ölümü dirimi bilmiyorum. Ne halde? Ne yolda? Benim çocuğum bir anne küçücük. İçin bu yani evladım ne durumda diye endişe ediyorsun. Endişe etmez miyim? Ciğerim yanıyor benim. Ateş düştüğü yer yakıyor. Benim ciğerim yanıyor. Bende kalp var. Karşı taraf işte seviyor da götürdü mantığında ki bunun için de zaten aracılık etsin diye birilerine sizi aratmışlar, haber vermişler. Hı. Ama sence yani seven adam bir kere anneden evladını çalar mı ya? Aynen. Çalar mı? Onu ondan çalmaz. Habersiz kalmasın. Yapmaz. İşte senin kızın seni aramadan durabilecek bir evlat mı 8 Benim gibi? Oğlan onun adı kız olmuş olsa, benim oğlan onların kızını getirip gelmiş olsa onlar ne yapar? Beni ne yaparlar? Şimdi Durmuş Bey hatta, Birgül'ün babası. Durmuş Bey duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum.
Siz de evladınızdan 8 gündür hiçbir haber alamıyorsunuz ve endişe ediyorsunuz mu? Evet, evet, aynen, aynen. Buradan kızına ne söylemek istersin? Ya neredeyse bir gün evvel canlarıma yahut da sizlere ulaşmaya çalıştım. Bir gün evvel kendini neredeydin belirsin, baskı altında kalmasın. Bu kişi... evet. Buyurun, buyurun. Ya kimsenin baskı altında kalmasın, arasın yani, evi arasın. Yahut da jandarmayı arasın, polisi arasın, bir yeri kendini neredeydin belirsin, tek isteğimiz o. Bu süre sonrasında, yayın yaptıktan sonra aileden kimse size ulaşmaya çalıştı mı? Hayır, Azay'ı gönderdiler. Gel böyle yapma, araştırma. Şöyle de düzeltelim bu işe. O iş geçti dedim ben. Tüm medya ayaktayken ayakta dedim. Yani siz oraya kadar düzeltelim diye Azay yolladılar. Düzeltelim derken ne diyorlar size? Yani dava geç bu iş buraya varmasın, böyle olmasın, böyle olmasın diye Azay'la bir kişi geldik, göndermişler. Ne zaman geldiler? Dün sabah. Dün sabah geldiler. Evet. Köy muhtarın azası. Başka kim vardı yanında? Başka yan, ondan bir de Ağzan'ın kıyından komşusu vardı. Komşusu. Yani yayından çekildin ve bu barışalım mı diyorlar size? Evet, 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 aynen. Sonra ne teklif ediyorlar? Evlendirelim mi onları diyorlar? Aynen, aynen. Gel bu işi düzeltelim. Yapalım bu işin olsun. Nasıl olsa olacak oldu. Yani bu yayın işinden vazgeçin. Bu çıkarttan vazgeçin. Nasıl olursa olacak oldu ya. Bu kadar bu işler. Al kızı götür. Bir yere hapset. 8 gün anne babayı aratma ya da 9 gün, 10 gün, kaç gün saklayabiliyorsan kitle. Ondan sonra olan oldu. Evet. Mecbur et. Baskı altında olduğu için yani işte onu dışarı ve piyasaya çıkamanlar için gel düzeltelim diyorlar. Nasıl olsa oldu bu iş. Olmasın, böyle olmasın, böyle yapma. Yani dedim o iş imkansız. Şimdi bu arada bu Azan'ın ismi nedir? Soyadını vermeyin ama size gelen. Evet. Hani dün evinize geldi ya bu işi düzeltelim, eşin de yayından çıksın, aramaktan vazgeçsin diyen Azan'ın ismi nedir acaba? Soyadı vermeyin. İsmi Murat. Murat Bey. Muhtarınız hatta şu anda Yaşar'dı galiba muhtarın ismi, yanlış hatırlamıyorsam. Buyurun buyurun. Dün gelen Azan herhangi bir para konuştu mu? Bir para teklif etti mi size Durmuş Bey? Yani hayır, şöyle hayır, de bir şey para teklif ediyorlar vesaire gibi. Çünkü kirazda bizim daha önce işlediğimiz konularda alıkonulup mecbur bırakılıp daha sonra da bir para teklif edip alın parayı hadi bitirelim bu işi. Hatta en korkuncu belki en çirkini de kız çocuğunun yaşı ne kadar küçükse parayı o kadar yükseltiyorlar. Hatta İnce Hanım hatırlıyor musunuz? 12 ile 15 yaş arasındaki 12 ile 15 iki tane yaşarız. Çocukla ilgili bir maalesef problem vardı. Evet, 12 ile 15 çocuk aynı durumdaydı. Muhtar Bey beni duyabiliyor musunuz? Yaşar'dı galiba muhtarın ismi değil mi arkadaşlar? Yanlış evet, hatırlamıyorum. Evet. Yaşar Bey, azanız dün gitmiş babaya Durmuş Bey'e. Haberiniz var mı bundan? Yok, hayır. Haberiniz yok. Yok. Ben zaten o günden sonra hiçbir olayı müdahalem yok. Birebir ben jandarmayla ortak çalışma içerisindeyim. Mutlaka zaten öyle çalışacaksınız ama azanız sizden habersiz böyle bir görüşme yapar mı? Şimdi aynı mahallede oldular için, aynı komşuları oldular için gitmiştir. Benim onda herhangi bir bilgim yok gittiğine. Bir komşu olarak da gitmiş olsa bu bilgi size mutlaka gelir. Yani küçücük bir yer kiraz. Herkes birbirini tanıyor. Bir tane kayıp kız ya, var. Televizyon programında ulusal bir kanalda aranıyor. Ve oradaki yönetimden yani yönetimin temsilcisi olan muhtarın yanında onun o yokken görevine bakacak kişilerden biri gidip bu işi çözelim, barışalım diyor. Duymamış olmanız biraz tuhaf geldi Yaşar Bey. Sizden gizli mi yapıyorlar bu işleri? Valla benden bir şey gizleneceğini sanmam hanımefendi. O zaman benim, dediğim gibi bilgim yok. Herhangi bir art niyeti olduğunda düşünmüyorum. Art niyet değil. Nasıl bir niyet bu acaba? Bilmiyorum abi. Ondan benim haberim yok. Benim sadece sizi ilk gün ilettiğim bir bilgiden hariç başka bir bilgim yok. Peki bir şey sorabilir miyim? Yani art niyeti olduğunu düşünmüyorsunuz ya hani. Şimdi arayı bulalım teklifiyle gitmiş. Yani bunlar bir hata işlemişler. Çok pişmanlar. Kızı getirmek istiyorlar diye bir niyetle gelmemişler. Hadi siz yayından çekilin, biz de bu kızları evlendirelim. Mesela bunun altında nasıl bir art niyet yok mesela? Nasıl bir iyi niyet var? İşte, anlatır mısınız? Art niyetli olduğunu düşünmediniz Azan. İşte o konuda bir bilgim yok diyorum. Azan hayır, iyi niyetli olduğunu yok düşündüğünüz ya bu şekilde bir teklifle gitmiş yani. Ya belki yardım amaçlı aynı komşu, aynı mahalle olduğu için demiştir. Benim o konuda bir bilgim yok diyorum. Bakın kızı benim getirmiyor. Bilgim. Evlendirelim, siz de yayından çekilin teklifi. Nasıl bir iyi niyetli bir tavır, yaklaşım ve yardım olabilir ki? Yani buradaki yaklaşım kaçıranı hapisten kurtarma yaklaşımı.
normalde iyi niyetli yardım nedir? Kızınızı getiriyoruz, size teslim ediyoruz. Biz ikna ettik. Evet, yani kızımız zarar görmesin, küçük yaştadır, geri getiriyoruz demek iyi niyetli bir yaklaşım. Evet. Ama biz bunları evlendirelim de hapisten kurtursun, kızın başına gelen gelmiş zaten demek. Yani çok kötü bir yaklaşım bir anne babaya evet. gelip yüzüne bir de. İyi gene baba sabırlı adammış. Takdir ettim. Evet, sağ olun. Yaşar Bey, bu bir yardım değil, bu bir mecbur kılma. Yani bir kız çocuğunu buna mecbur etme. Ayrıca da bu Eşref bu kadar birini seviyor, bu kadar o da onu iddiasına göre istiyorsa gider paşa paşa cezasını çeker, yaptığının sonucuna katlanır. Tabii, madem bu kadar istiyor bu işi. Tabii. Yani tabii. Bu azanız Murat Bey'in yaptığını bir yardım, bir iyi niyet kelimesiyle açıklamak mümkün değil. Burada korkunç bir şey var yani. Bunu biz böyle söyledikçe... Siz ben yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum, jandarmayla birlikte hareket ediyorum dediğiniz için sizin nezdinizde böyle bir cümle kurmuyorum ama Murat Bey'in bu yaptığı asla bir iyi niyet ve yardım değil. Bu diğer küçük kız çocuklarının da kaçırılması, zorla alıkonulması, küçük yaşta evlilik değil bunun adı, buna mahkum edilmesine yol açmaktır yani, kusura bakmasın kimse. Zorlamalı evlilik deniyor buna literatürde, evet. bilimsel literatürde ve Türkiye'nin çok ciddi bir sorunu bu aslında. Sonrasında da parçalanmış aileler, ortada kalan çocuklar, gerçek olmayan evlilikler. Bakın Eşref Bey'in ailesiyle de konuştu arkadaşlarımız. Yani abisi Adem Bey'le konuştular. Adem Bey ne diyor, Eşref'i en son ne zaman görmüş, onların yaklaşımını da bir izleyelim sizler. 17 yaşındaki Birgül Baltacı'yı kaçırdığı ve alıkoyduğu iddia edilen Eşref A'nın kardeşi Adem kardeşini savundu. Neredeler bilmiyoruz. Adem Bey, kardeşiniz Eşref Birgül Baltacı'yı kaçırdığı iddia ediliyor. Gerçekten böyle bir olay var mı? Eşref Birgül'ü kaçırdı mı? Severek kaçmışlar. Sonuçta sevmişler birbirini. Gitmişler. Yuva kurmak için. Eşref 87 doğumlu. 32 yaşında. 32 yaşında. Daha önce bir evlilik yaşadı mı? Hayır. 32 yaşına kadar neden evlenmedi Eşref? Bilmiyorum, onu kendi karar vermesi gerekiyor. Kaç kardeşsiniz? 5 kardeşiz. Diğer kardeşleriniz de mi bilmiyor Eşref'in nerede olduğunu? Çalışıyorlar abi. Eşref burada sizinle mi yaşardı? Aynen, bizimle yaşardı. Ne iş yapardı? Çiftçilikle uğraşıyoruz. İstemeye gelmeyin dediler. Birgül 17 yaşında, henüz çocuk. 17 yaşındaki bir çocuğun evlenmesi normal mi? Bilmiyorum abi, kendisi rızasıyla gitmiş. Kaçacağını hiç bahsetmedi. Etmedi. Yani konuşuyorlardı, diyordu ara sıra. Konuşuyorlardı, buluşuyorduk. Evin bahçesinde, zeytin bahçesinde görüşüyorlarmış. Orada anlaşıyorlarmış. Daha önce hiç isteme olayı yaşandı mı? İsteyecek olduk. Gelmesinler dediler. Gelsin, teslim olsun. Şu an ailesi kızlarının can güvenliğinden endişe ediyor. Şu an neredeler? Size ulaştılar mı? Bilmiyorum, keşke bilseydim. Kardeşinizi en son ne zaman gördünüz? En son perşembe günü görmüştüm. Şu an sizin kardeşiniz de yok. Nerede olduğunu da bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Can güvenliğinden endişe etmiyor musunuz? Ediyorum ama yapacak bir şeyim yok şu anda. İki sokak aşağıda oturuyor Birgül ve ailesi. Sık sık görüşür müydünüz? Böyle komşu olarak görüşürdük. Selam, sabahımız her zaman vardı yani. Çok iyi, güzel bir aramız vardı. Yapacak hiçbir şey yok. Keşke olmasaydı. Gelsin, teslim olsun. İfadesini versin. Adalet neyse, adalet neyse gereken olsun. 17 yaşındaki Birgül Baltacı nerede? Şimdi abi Adem Bey'e muhabir arkadaşım Murat soruyor. Senin kardeşin de kayıp, endişe duymuyor musun? Ağzı kulaklarında evet duyuyorum diyor. Yani bunu artık normal bir şey gibi görüyorlar. Yani normal oradaki kültürün bir parçası gibi görüyorlar. Yani buna devlet müdahale edip yanlış bu diye kafalarına vurmadığı sürece anlamayacaklar. Hocam, yani şimdi... bir eziyet etmek, zulmetmek, hak yemek olarak görmüyorlar kesinlikle. Biz kaçırırız ne güzel. Kaçırırız ve mecbur ederiz. Olan, olan da olmuş. Olan olmuş cümlesini hala öyle. Kuran zihniyete zaten öyle. Ve bir kız çocuğunu buna mecbur ederiz biz. Nasılsa ailede küçük yer susar, razı olur algısını yıkmadıkça. Ya insana saygı yok. Burada bir annenin gözyaşı üzerine sen nasıl onun kızıyla bir yuva kurmayı hayal edebilirsin? Bir anneyi babayı böyle ağlatarak sen nasıl onun kızına ben seni seviyorum, bak çok seviyorum da kaçırdım sevgimden diyebilirsin? Ve buna hangi kız inanır aslında? Buna hangi kız inanır?
Şengül'cüm ya istemelik olduk gelmesinler diyor. Daha önce bu konu konuşulmuş demek ki. Gönderdiler birisini, evet. Gönderdiler. Benimki kaç yaşında, o kaç yaşında. Olmaz dedik. Önünde abes var dedik. Daha yaşı küçük. Evet. Bizimki nasıl? Onunki kaç yaşında? Olacak şey değil. 32 yaşında onun dediğini. Yok, yalan söylüyor. Yalan söylüyorlar. Yalan İnanın mı söylüyor? Yalan söylüyorlar. Komşun çünkü. Benim o bir komşum var, büyük. Biliyorum ben onun yaşı, yaşlı olduğunu bilin. 38-39 yaş arası. Peki senin kızın hiç sana anne ben onunla bak vermezseniz kaçarım demedi. Ederim. Hiç böyle demedi. Hiç... Vallahi demedi. Konuştun mu kızınla hiç bunlar seni istemeye gelecekler? Dedi. Ha? Gelmesin dedik. Gelmesin. Babası gelmesin, yaşı küçük daha dedik. Konuşuyorlardı falan diyor. Yok, yalan söylüyor. Yalan. Yalan söylüyor. Telefonu yok. Bir dışı gitmez. Bir kimseyle görüşmez. Telefonu yok. Telefon etmesi bilmez. Nereye, kimle konuşuyor? Her gün bir yanındayız. Şu anda yapmaya çalıştıkları şey telefon olmayınca birkaç ay tutalım, yaşı dolsun. Ondan aynen. Sonra da kendi rızamla geldim diye bir kızı sen hapiste tut, kitle. Sonra da ona ben kendi rızamla geldim cümlesini kurdurup bütün hayatını yok edecek. Telefon evet. Yok. Telefon etmesi ve bilmiyor. Şimdi Birgül kızımızın hayatı zehir olacak, mahvolacak. Aynen. Bu belli mahvolacak. Bir şey. Aynen. Anne baba bu kadar üzüntülü, bir de bu evlilikten çocuklar olacak dediğiniz gibi bütün nesillere, aynen, belki torunlara bile aksedecek. Aynı mutsuzluk, aynı şeyler. Hemen bir bağlanalım oraya. Bağlantımız hazır mı? Murat Sönmez orada muhabir arkadaşım ve yanında işte 17 yaşındaki Birgül'ü kaçıran Eşref'in kardeşi Kamil var. Ama gidiyor. Öyle mi? Vaz mı geçmiş yayına gelmekten? Kaçıyor lan. Murat ne oldu? Yanında bir konuğun olacaktı. Gitti. Evet, yayından kaçtı. Kaçan biri daha. İncer Turul. Evet. Şu an yanımızdaydı. Kardeşi Kamil yanımızdaydı. Biz de şu an Eşref'in evinin önündeyiz. Kamil, önce Adem Bey bizim yayınımıza katılacaktı ama gelecekti. Daha sonra telefonlarımıza bakmadı. Telefonları meşgul attı. Kardeşi Kamil yanımızdaydı. Az önce 2 dakikaya kadar yanımızdaydı. Yayına bağlanacaktı ama o da şu anda bağlanmaktan vazgeçti. Bizler de günlerdir buradayız. Birgül'ü arıyoruz. Ben hemen şunu belirtmek istiyorum. Bulunduğumuz nokta Eşref'in evinin önü. Hemen 100 metre ileride de hemen 2 sokak aşağıda da Birgül'ün evi var. Yani kapı komşusu diyebiliriz. Çok fazla aradan mesafe yok. Hemen buradan baktığımız zaman Birgül'ün evini görebiliyoruz. Yaklaşık 3-4 gündür burada ekip olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık bir haftadır Birgül kayıp ama bir haftadır Birgül'ün nerede olduğunu kimse bilmiyor. Bu noktada çalışmalar devam ediyor ama herhangi bir ize ulaşılamadı. Biz de geçtiğimiz gün abi Adem'le röportaj yapmıştık. Az önce bu röportajı yayındaydı. Biz kendisine de sorduk. Eşref nerede? Eşref'in hayatından endişe ediyor musunuz? Çünkü Birgül kayıp. Evet, aile başvurdu jandarmaya. Kızlarının kayıp olduğuna yönelik ve bir kişinin kaçırdığına yönelik iddia var Eşref'e yönelik. Yine biz bunu abiye sorduk. Eşref'in can güvenliğinden emin misiniz? Nerede olduğunu biliyor musunuz? Kesinlikle bilmiyoruz dediler. Eşref nerede bilmiyoruz dediler. Ama bir haftadır Eşref ve Birgül kayıp ve Birgül'ün zorla kaçırıldığına yönelik ailenin endişesi var. Hayatına yönelik ailenin endişesi var. Biz de az önce kardeşine bu soruları yöneltecektik Kamil'e. Ama o da yayınımıza katılmaktan vazgeçti. Son anda yayınımıza katılmaktan vazgeçti. Şu anda evin arka tarafına doğru gitti. Bizler Murat, burada ekip olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Murat, şimdi madem ki aracılar gönderiyorlar, gelin bu işi olan oldu çözelim diye. Hani böyle bir çözümmüş gibi Aza ve yanında bir takım komşularla gidiyor. Yayından niye kaçıyorlar o zaman? Yayından niye kaçıyorlar? Çok merak ettim. Ya. Madem ki onlar için her şey gayet normal. Aslında her şey zaten doğal. Evet. Aslında çok net şunu söyleyebiliriz. Nerede olduğunu ailenin bildiğini düşünüyoruz. Biz en azından ekip olarak sahada çalışan bir kişi olarak ailenin nerede, Eşref'in nerede olduğunu bildiğini düşünüyoruz. Bildiğini düşünüyoruz. Bu noktada aracıların gitmesi de zaten bu yönde bir işaret. Aracılar giderek yayından vazgeçin, yayına çıkmayın. Bu yolu barışarak halledelim diyorlar. Ama 17 yaşındaki bir çocuğu arıyoruz. 17 yaşında henüz reşit olmayan bir çocuğu arıyoruz. Kendi kararlarını veremeyecek bir çocuğu arıyoruz. Maalesef ki bir haftadır 17 yaşındaki Birgül'den hiçbir haber yok. Zorla mı kaçırıldı? Şu an nerede? Şu an bir
işkenceye mi tabi tutuluyor ya da bir baskıya mı tabi tutuluyor? Bunların hiçbirini şu an için bilmiyoruz. Yaklaşık bir haftadır Birgül'den hiçbir iz yok. Ama ailenin, en az şunu söyleyebiliriz, ailenin aracılar göndermesi de şunu işarettir ki Eşref'in ve Birgül'ün nerede olduğunu aile biliyor. Murat, şimdi oradaki aileye sorarsan şu an senin son kurduğun cümleden ötürü sana tepki gösterirler. Ne demek işkence ya? İşkence olur mu? Ama bir kız çocuğunu, reşit olmayan bir kız çocuğunu anne babayı ağlatarak zorla kapısının önünden gece vakti alıp götürürsen en ağır işkenceyi yapmış olursun. Ve onu daha evlilik yaşı gelmeden bir takım toplumsal algılar yüzünden bir nikaha mecbur bırakırsan bu da işkencenin, insanlık suçlarının en ağırıdır. Ama sevgili seyirciler, buradaki seyirciler, beni izleyen sevgili seyirciler, buna toplumsal olarak biz hayır demedikçe bizim içimizden adı Eşref olan, şeref kelimesinden türeyen ismi taşıyan insanlar bu yanlış davranışı yapmaya devam edip o ismin hakkını vermeden yaşamayı sürdürürler. Hep birlikte dur diyeceğiz. Hep birlikte dur diyeceğiz. Sadece yasalarda yazılıp çizilmesiyle bitmiyor iş. Görevini yapanlar hakkıyla yapmazsa dur diyeceğiz. O Eşref'e kapıyı açanlara dur diyeceğiz. Yan binaya getirip böyle gizlice şu anda Birgül'ü sokuyorlar ya bir takım evlere. Oradan oraya kaçırıp arabalara bindiriyorlar ya. Gördüğümüzde arayacağız polisi, jandarmayı. Yoksa en az o kadar suçluyuz. Şu gözyaşlarında hepinizin payı vardır. Susan herkesin. Allah aşkına ya, bu nedir ya? Nerede yaşıyoruz biz? Konuştuklarımızdan çok sustuklarımızdan sorumluyuz aslında. Aynen öyle hocam. Yapmadıkları. Yani İnce Hanım, bunları biz konuştuk. Bununla ilgili olarak inanılmaz gündemler oluştu Türkiye'de. Kiraz'daki şu olayla ilgili olarak. Yani aradan bir yıl sonra bakıyoruz ki her şey aynı şekilde devam Kiraz'da ediyor. Kiraz'da hocam bakın devam 12 yaşındaki hala kız çocuğunu da kaçırıp aracı gönderiyordu, evet, insanlar. Evet. Bakış aynı. Bugün 17, size az kalmış 18'ine düşünebilir bazı insanlar. Ama bu mantık için 17 ya da 12 fark etmiyor. Tabii. Biz orada gittiğimizde başka bir kız çocuğunu ararken 12 yaşında kız çocuğu, 14 yaşında zihinsel engelli bir kız çocuğunun kaçırıldığını bulduk. Onu da bulduk diğer kızımızı tabii, ararken. Tabii. İzleyenler hatırlayacaklardır. Şimdi burada lütfen ya Şengül Hanım, sen aslında ne kadar güçlü bir kadınsın, ağlıyorsun ama bütün oradaki bu yanlışa dur demek için buraya geldin. Evet, onun için geldim. Evlatlarım için canımı veririm. Ölünceye kadar arkasındayım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Benim kızımı getirecekler, teslim edecek. Benim uyku yok, uyku duram yok, yemek yemiyorum. Gece sabahları kadar şey diyorum ben. Şimdi ben Muhtar Yaşar Bey'e de bulecekler, sormak istiyorum. Bulacaklar. Muhtar Jandarması Ali'yi bulacak. Yaşar Bey. Bu insanlar yani Eşref'in geliri bellidir. Üzerinde çok büyük bir para olduğunu sanmıyorum. Alıp da kızı kaçırıp başka bir yere götürsün. Kaldı ki herhangi bir toplu taşıma aracına ulaşımı kullanma şansı yok. Kimliği yok. Yani bilet alsın, onunla yolculuk yapsın. Kızın kimliği yok, yanında bir şey yok. Dolayısıyla birileri yardım ediyor. O köyde akrabadır, tanıdıktır, bitişik köyler kaçırıyorlar. Bu küçük yerlerde bunlar duyulur. Senin Azan aracı olarak gitmişse bu Azan Murat Bey'e sorar mısın? Ne sıfatla, neyi bilerek, neye güvenerek, inanarak bu kapıya böyle gidip bu cümleleri kurabilmiş? Yaşar Bey. Hatta değil mi Yaşar Bey? Evet, evet. Evet Yaşar Bey. Efendim? Ben boşa konuşuyorum zaten. Böyle. Alo. Efendim, alo. Hattayım, hatta. Hattasınız. Şimdi duydunuz mu söylediklerimi? Hattayım, dinliyorum. Duyduk, söylediklerimi duydunuz mu Yaşar? Duydum, duydum. Bir cevap bekliyorum. Yani sorarım dedim, kendisini sorarım dedim. Siz anlayamadınız galiba. Sorarsınız, peki. Ağza akraba mı acaba Eşref Bey ve ailesinin? O aileden biri mi Ağza? Var, var, akrabalık var. Sizin bir akrabalığınız var mı? Veyahut da Ağza'nız Murat Bey'in bir akrabalığı var mı Eşref Bey'lerle? Hayır. Babasıyla, annesiyle herhangi bir akrabalık var. Şimdi çok derinden akrabalıkları vardır, yoksa o kadar derin bilmiyorum. Peki, ama aynı sokakta. Ödemiş de onların bir evleri var mı? Bitişik ilçeniz herhalde Ödemiş sizin değil mi Kiraz'ın? Bu Eşreflerin orada bir evleri, akrabaları ya size bitişik olan köylerde herhangi bir tanıdıkları, akrabaları var mı? Ödemiş de yok, bilmiyorum. Siz jandarmaya bu konuda nereleri gösterdiniz? Nasıl bir yardım ettiniz? Bir nasıl yardımcı oldunuz? Mahalleye. Mahallede değil zaten. Yani biz Allah daha önce de şahit olduk. Mahallede mi tutar? Yani Ödemiş'te yakalamıştık, bulmuştuk kızımızı da. Mesela o taraflarda gittiği, tanıdığı bir akrabaların evlerini, yakın köylerdeki bir evleri jandarmaya gösterdiniz mi Sayın Muhtarım?
Şimdi yakın köylerin jandarma da zaten aynı dedi. Herhangi bir ihbar veya şüphelendiğiniz bir yer varsa... Sizin bildiğinizi soruyorum. Sizin bildiğiniz bunların dışarıdaki bir evi veya da tanıdığı var mı onu soruyorum. Şimdi tanıdığı vardır. Ödemişler var mı yok mu ben bilmiyorum. Ödemişler nasıl bilmezsin sen köylünün dışarıda mesela bizim köy muhtarı bilir ki bizim burada iki tane evimiz var yani bilir yani. Veyahut da yok. Benim dayımın nerede oturduğunu bilir benim köyümün muhtarı bilir. Siz bilmez misiniz? Eşref'in atıyorum bak, babasının amcasının oğlu şurada evi var bilmez misiniz? Ödemiş de oldu ama köy için de olsa bilirim ödemiş de vardı mı ne demiyorum akrabasını bir yok diyorum. Ya muhtarım bunları herkes bilir. Sen biliyor musun Şengül akrabaları? Akrabalar Sarıköy tarafında çok. Sarıköy nereye bağlı? Sarıgöl, Alaşehir. Manisa'ya bağlı. Manisa'ya bağlı. Bakın bunlar çok önemli bilgiler. O zaman bizi Manisa'dan izleyenlere de seslenelim. Bakın Birgül'ü arıyoruz. Birgül Baltacı daha 17 yaşında. 8 gündür annesi, babası, evlatlarının sesini bir kere duymadılar. Birgül sen bizi duyuyorsan, yanındaki kişi sana hangi cümleleri kurarsa kursun. Bak yavrum ben sana şunu söyleyeyim. Bir genç hanımın annesini ağlatan adam... Yani o kadını mutlu edemez. Ona saygısı, sevgisi varsa anne babasına da saygı duyar, sevgi duyar ve bunu gösterir. Lütfen bu cümleyi duy. Sana gerçekten bir gelecek vaat ediyor ya şu anda cümleler kuruyordur, aklını çelmeye çalışıyordur. Böyle işte bak artık gitsen adın çıkacak, şu denecek, bu denecek. Sana gerçekten değer veren biri bunu yapmaz yavrum. Sen... Eğer bu kararı kendin almış olsaydın annenle babanla konuşurdun. Beklerdin 4 ay 5 ay ondan sonra derdin ki anne baba ben evlenmek istiyorum. Haklısın. O zaman onlar da hiç itiraz etmezdi. Bu seni bir şey mi? Ben senin telefonda bir sesini duymak istiyorum. Bir kere Birgül hayatta mı şu anda onu merak ediyorum. Gerçekten yaşıyorum Birgül merak ediyorum. Bilmem öyle bakalım, midir, o telefon gelene kadar da bekleyeceğim ben ve devam edeceğiz. Birgül'den o haber inşallah gelecek ama daha da yaşı küçük olan bir kızımız var. Dün biliyorsunuz konuştuk ve duyduklarımız bizi çok şaşırttı. Sebahat Hanım'la Yılmaz Bey'in evladı. Ya 2005 doğumlu doğum tarihine bakıyorum gerçekten çocuk. 25 Ocak 2005 ne demek? 14 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz ve pazar gününden beri nerede yatıyor, nerede kalkıyor, ne yiyor, ne içiyor bilmiyoruz. 15 Aralık'tan beri kayıp olan 14 yaşındaki Sinem Şengül her yerde aranıyor. Ailesi sokaklarda günlerdir tek başına yaşamaya çalışan küçük kızın hayatından endişe ediyor. Saat 6'da çıktı bakkala deyin çıktı. Daha kızım gelmedi. Gidiş o gidiş. Bakkala... Kaç gün oldu? Bugün 5 gün oldu. Kağıthane Şişli ve İstanbul'un genel yerinde yaklaşık 6 gündü, 5 gündü aramaktayım. Gecenin 20 saat açık yerlerin tamamını dolaştım. Hastaneye kimle gitti? Yanındaki bir 17 yaşlarında bir tane bir erkek çocukla içeri girdi. Çıkışta da çocuğunu oraya bıraktı. Hemen çıkış yaptı. Arka iki tane bayanla birlikte çıkış yaptılar. Bayanın kafasında iki tane, birisinin kafasında kırmızı renkli bir tane bere var. Ben sabah 6.30'da orayı açıyordum normalde. Açtım da benim geceden arkadaşım da varmış. Biri arkamdan yanaştı. Pardon dedi, buyurun dedim. Bir şey soracağım dedi. Baktım hani üşüyor, üstünde de bir şey yok. Hasbahçe'ye nasıl gidebilirim dedi. Hasbahçe dedim şuradan düz gideceksiniz caminin oradan. Baktım kafası karıştı, gülmeye başladı. Bir şeylerden kaçıyordu. Hani bilmiyorum gözümün içine böyle bakıp gülüyordu, şey yapıyordu. Hani ben de sonuçta 21 yaşındayım. Ben de hani ileride bir şey olur. Ben sonradan çaktım davayan dedim kesin bugün için hani eviyle kavga etmiştir dedim. Hani çıkıp o hırsla gelmiştir dedim sabahın köründe yoksa. Bunu hissettin yani, bunu anladın yani. Yani onu anladım ben, hissettim. Sonra sordum kimliğim falan dedim. Hani telefonum da yok üstümde dedim. Dedim niye almadın? Şarjım yoktu dedi, kuzenimde bıraktım. Dedim sen nasıl ulaşacaksın öbürüne? Telefonumu verdim. Dedim hesabından gir. Dedim ulaş o kuzenine her kimse dedi. Aldım hasbahçeye götürdüm. Baktım daha samimi. Koluma girdi yolda. Aslında dedi sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle dedim. Ya dedi ben ailemden kaçtım dedi. Geleceğim dedim. Kız gitti mi dedim. Hatta öyle dedim ya da yok dedi bir abla geldi dedi. Tam hesabını ödeyeyim dedim yok abla ödemiş dedi. Abla kim bilmiyorum dedim kesin kuzeni gelmiş alıp götürmüş dedim. Neden tanımadığı kadının evine gitti? Sinem'in en son oturduğu pastanede onunla konuşan hanımefendi hatta hangisi bilemiyorum. Başında kırmızı bere olan kişi mi? Siz misiniz kırmızı bereli hanımefendi mi? Merhabalar.
Buyurunuz, buyurun. Sinem'i tanıyor musunuz? Onu gördünüz, ne konuştunuz? Anlatın bize. Hayır, hayır, tanımıyorum ben kendisini. Evet. O gün pastanede oturduğumuzda öyle biraz tanıştık. Ben dedi Trabzon'dan geliyorum dedi. Ben. Evet. Yaşım 18 dedi. Karşıda akrabalarım oturuyor dedim. Ben de dedim kızım bak dedim yaşın 18 dedim. İstanbul gibi yerde dedim tek başına. Ben dedi arkadaşlarıma gelip arkadaşlarımda kalacağım falan dedi. Bir arkadaşını bekliyordu hatta. Sabah gelmiş bu kız. Evet. Saat 7'den beri bizim çıkma saatimize kadar o kız bekliyor. Bir iki saat oturdum herhalde ama ben kalkacaktım. Abla dedi. Ben de size gelebilir miyim? Bir iki saat sizde bekleyebilir miyim? Arkadaşım 4'te gelecek. Ama ben bu kızın kaçak olduğunu, kaçtığını hiçbir şekilde bilmiyorum. Evinize mi geldi? Evet, evimize geldi. Ne kadar kaldı? Hastane 2 saat. Bir i̇ki dakika saat. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Hastanede otururken bu kız telefonumu alıyor. Kendi hesabına giriyor. Ha, sizin işte telefonunuz. Kişiler, evet, kişilerle görüşüyor. Sonra tekrar aynı şekilde bunu evimde devam ediyor. En son benim telefonumdan ben ona kahvaltı hazırladım. Karnını doyurdum. Bir de bir 10 lira para istedi. 10 lirasını verdim işte yol parası. Ondan sonra o gidiş o gidiş. O genç gözaltına alındı. Evet şu anda Star TV güvenlik ekipleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine yayınımıza katılan görgü şahidini teslim etmek üzere stüdyonun dışına doğru çıkıyorlar. 14 yaşındaki Sinem'in başına ne geldi? Evet, Sinem'in annesi Sebahat Hanım dün bizimle birlikteydi. Bugün baba Yılmaz Bey de geldi. Evet. Şimdi bizim özellikle yaş küçüldükçe böyle bir dakika bile kaybetmememiz gerekiyor. Evet, o noktada bir hassasiyet var. Çünkü Allah korusun başlarına her şey gelebilir. Evet. Bakın pazardan beri, evet. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. 6 gündür üzerinde tek kuruş parası olmayan, yok. Kimliği olmayan, eşyası olmayan, cep telefonu olmayan evet. Sizin evladınız nerede yatıyor, nerede kalkıyor, zamanını kimlerle geçiriyor, başına ne geldi? Biz bütün bu soruları sordukça böyle korkuyoruz. Evet. Biz bu kadar korkarken... Sizin korkunuz daha fazla. Daha fazla. O zaman da işte biz diyoruz ki Sebahat Hanım ve Yılmaz Bey. Bütün bu kişileri biz dün onlar bize ulaştı. Arkadaşlarım aradılar, buldular, ettiler. Biz bu kadar vakti bunun için harcayacak yerde buradan devam edebilecekken niye siz birden sakladınız? Efendim? Niye bunları bize anlatmadınız? Neyi sakladım? Bu kişilerle görüştüğünüzü Sebahat Hanım. Arıyorum. Bu kişilerle konuştuğunuzu, telefonda görüştüğünüzü, yüz yüze görüştüğünüzü Sebahat Hanım. Şimdi abla. Bir arkadaşını aramış. Bir arkadaşını alıyor telefonda. Diyor ki böyle bir numara bir arkadaşını arıyor. O da o arkadaş da bize telefon ediyor benim oğluna. Diyor ki ben filan yerdeyim demiş. Emineli'deyim demiş. Bir yerdeyim demiş. Biz de hemen oraya gidiyoruz. Direkt arıyoruz bulamıyoruz. Tamam da bu kişilerle görüştüğünüzü, Sinem'in bunların yanına gittiğini, ama sonra Sebahat Hanım'la işte oğlunuzun gidip onlarla görüştüğünü bize onların görüştüğünü size söylemeye geldim ben. Bir defa da ne zaman geldiniz söyle. Şimdi geldim. Ben dünden bahsediyorum. Dünden bahsediyorum. Ben polislere gitmişim, söylemişim, ifademi vermişim. Bu şekil olaylarımız oldu diyor. Çocuk şubeye gitmişim. Bütün yerlerin tamamını gece sabahlara kadar aramışım. Ben bir baba olarak da ne yapabileyim? Yılmaz Bey, dün siz burada yoktunuz. Telefondaydınız, eşiniz buradaydı. Sebahat Hanım'a ben kızınızdan haber var mı diye sorduğumda hiç bunları anlatmadı. Halbuki ama kızınızın görüştüğü, para istediği, yanında oturduğu, kalktığı kişilerle gitmiş, yüz yüze konuşmuş. Sebahat Hanım. Bayanla mı? O adamla en son bağlanan kişiyle. Yok, bayanla hiç konuşmadım ben. En son bağlanan bir tekstilci bey vardı. En son kişiye ben de gittim. Ben de gittim abla. Tekstil sahibi. Gidip görüştünüz. Oğlumla gittim. Evet, işte evet. Bundan bahsediyorum. Buradan telefon açtı dedi. Birkaç kişi aradı dedi böyle. Benim dokunmuşluğum olmadığı için oğlum da yanımdaydı. Ama sürekli aradığım için oğlum dedim bak bayım nereler aramış dedim. Bir yerlere girmiş dedi. Şeyden ne diyorlar ona? Mesengin'den bir okumuşluğum olmadığı için ben bilmiyorum pek. Telefonu daha doğrusu kullanmıyorum ben. Hiç kullanmıyor. Alo diyorum tamam numarayı arayanları. Aramış ondan sonra o şeyden aramış. Bir anne dedi bak dedi Ali oğlum birkaç yer aramış dedi. Sebahat Hanım ben şunu soracağım. Şimdi bunları öğrendik daha fazlasını da öğrendik. Bugün evet. Konuşacağız zaten ama.
Başka sakladığınız bir şeyler de hiçbir olabilir şey saklamıyorum. Mi? Kızım, sakladığınız emin de unuttuğunuz değil mi? Unutabiliyorum kafam ama ben evimde bir şey sorunum olmadı kızımla. Hiçbir kavgam dövüşüm olmadı yemin ederim ki bakkala gidiyorum. Asıl soru o aslında. Yani bu kız evden niye kaçtı? Niye kaçtı? Evet, evin içerisinde bir sorun var mıydı bu. Yılmaz Bey? Mesela şimdi, takdir ettim. Yani o ilk iki günde çok çaba sarf etmiş Yılmaz Bey. Bayağı her yere gitmiş. Bu kız evinizden niye kaçar? Şimdi pazar bir sebep günü, olmalı ki gitmiş. Pazar günü akşam dedi ki bana. Fantazi için kaçmadı. Emin olun sizden yok, kaçtı. Yok kaçmadan değil. Dedi ki baba ben de markete kadar gidip geleceğim. Daha önce ne oldu bu hiçbir evde? Olay. Daha önceki olayı da anlatacağım. Ne yaşadı benim, da kaçmaya bu Ramazan yaptı. Ayında bak daha geçmiş Ramazan ayında benim kızım bir akşam yine böyle bu saatlerde 5 gibi kayboldu. Kayboldu. Ben dün eşinize daha önce hiç kayboldu mu diye sordum. Hayır dedi. Bak daha önce kayboldu derken aynı mahallenin sokağında bulduk. Yani gece 12 polisi aradım. Dedi ki benim kızım yoktur diye polisi aradım. Kaç saat bulamadınız? Yani akşam 6-7 gibi yoktu. Gece 12'de bulduk. Siz buldunuz kendisi gelmedi yani. Kendisi geldi. Yok kendisi yol sokağın başında köpeğiyle birlikte geliyordu. Köpek de vardı ev köpeği. Köpeği vardı onun. Bir çocukla ben de polisi aradım. Dedim polisin böyle bir durum var. Ben aradım işte 155'i. Polis geldi. O esnada alttan yukarı gelirken polis memuru dedim kızım nerede kaldın dedim bu saate kadar dedim. Polis memuru dedi ki aldı çocuk şubeye götürdüler. Çocuğum 3 gün yurtta kaldı. Yurtta kaldı 3 gün. Neden? 3 gün benim kızım yurtta kaldı. Yani neden? Korktu. Acaba bir şey yapacağım. Mevzuyu bilmiyoruz. Bir şey dediler ki. Yılmaz Bey bu çok önemli. Mevzuyu bakın. Anlatıyorum. Telefonunu kurcaladım kızımın. Kızımın telefonunu yapıyor. Anlayabiliyor musun dedim. Nedir Naimcan? Buraya geliyorum. Oturuyor. Aynı sokağın başında oturan birisi. Benim sokağın ben başında. Ben onun kapısına gittim. Kaç yıl önce dediniz bunu? 6 ay önce. 6 ay önce tamam. Kaç yıl? 6 ay önce. Ramazan ayında. Tamam. Ramazan ben gittim olmadı. Oraya baktım. Yok. Naimcan'ı tanıyor musunuz siz normalde? Görmedim yani mahallede falan ama çocuğu görmedim. Annesi. Kaç yaşında? 17 yaşlarında. Peki evet. O esnada ben kapısına vurdum Naimcan'ların. Evde de yok. Annesi babası da yok. Annesinin babasının telefon numarasını komşulardan aldım. Annesi babası Yalova'da olduğunu söylediler bana. Bana söylemediler. Polis memuru arıyor onları. Dedi ki Yalova'dayık dedi. Dedi ki sizin böyle böyle Naim Can diye biriniz var. Ben de polis memuruyum. Naim Can diye bir çocuğunuz var mı diye sordu bana. Şey polis memuru soruyor. Telefonu polis açık. Dedi ki yok ya Naim Can'dı yanımızda dedi. Bizim yanımızda dedi. Bizim yanımızda deyince ki dedi ki ben de polis memuru ben de dedi komiser bilmem şoyum dedi adam. Yılmaz Bey, Naim Can'ı kızınızı bulduktan sonra mı ulaştınız Naim Can ismine? Evet. Yani kızınız telefon, gece bulundu. Telefonla. Sonra telefonuna baktınız. Telefonu evde bıraktı ya ondan korktu amacıyla bizim yanımıza gelmedi. Polis yanımızda ya. Bu amaçla korktuğunu düşünüyorum ben. Benim düşüncemi söylüyorum. Tamam. O esnada telefona baktık. Çocuk yuvaya gittik. Çocuk şubede Naim Can adı geçmiyor. Biz mesajları çocuk şubedeki şeylere gösterdik. Dedim böyle böyle durum var. Mevzu bu. O esnada yurttan aldık geldik dedi ki baba dedi ben dedi bu çocuğu seviyorum dedi. Allah Allah dedim kızım sen dedim okuyorsun sen çocuksun sen dedim daha küçüksün. Okuyordu o zaman. Yok yani okula gideceksin sen bana söz verdin dedim okulu bıraktın bir sene sonra başlayacaksın dedin. Sen daha 14-15 yaşlarındasın. Ne 14-15'i daha 14 yaşında. 14 yaşındasın sen dedim daha senin evlenme yaşan. Mesela önemli bir şimdi hazır mı? Telefon hemen alın. Önemli bir ihbar varmış. Birgül'le ilgili mi? Diğer konuyla ilgili, bu konuyla ilgili mi? Sinem'le ilgili mi? Merhabalar. Merhaba. Sinem'le ilgili arıyorsunuz bizi sanıyorum. Evet. Ben buyurun. Biraz evvel o küçük kızı gördüm. Nerede gördünüz? Kurban olayım sana. Nerede gördün? Minibüste Yahya Kemal Çağlayan Dere minibüsünde. Çağlayan. Evet. Çağlayan Dere minibüsünde gördüm. Yalnız Yahya Kemal parkı var. Orada indiler. İndiler derken yanında birileri mi var? Çocuk bir erkek çocuğu vardı yanında. Erkek çocuğu. Kaç yaşlarında yanındaki? 25 var. Çocuk saçları değil. Kırmızı. Yani havuç derler ya. Kızıl. Evet. Yok çocuğun. Çocuğun anladım evet. Kırmızı saçlı bir çocuk. Bayağı minibüste bana çıkıştı. Yani dedi benzetiyorsun dedi ama kötü hareketler yapıyordu. Öyle farkına vardım arkamı döndüm. Emin misiniz? Ya eminim çünkü şöyle eminim ben kızı dün görmüştüm. Bugün de baktım gözleri yine böyle çekik şiş. Küçücük. Evet küçük tatlı. Küçük yüzü döndü
dedim ben kıza çıkışın seni annen baban arıyor neden böyle dedim bak kaçıyorsun. Minibüste de ben 3 kişiydim. Evet. Bağırdım çocuk da bana çıkışınca fazla şey yapamadım. Ben de rahatsızdım fazla ilgilenemedim ama çocuk bana bayağı çıkıştı. Ama kötü kötü hareketler yaptığı için fark ettim döndüm arkama. Nasıl minibüste kötü kötü hareketler derken anlatayım. Ya işte yani sarılıyordu çocuğa. Anladım. Hanımefendi şimdi Çağlayan Dere minibüsünde gördünüz. İndiği yeri de söylediniz ama ben o bilgileri bir daha sizden almak istiyorum. Sevgili seyirciler 14 yaşındaki Sinem Şengül'ü arıyoruz. Pazar gününden beri kayıp ve çok önemli bir telefon geldi bir seyircimizden. Ben biraz önce Sinem'i bir minibüste gördüm. Hatta konuştuk bir küçük tartışma bile yaşandı diyen bir hanımefendi var. Hatta bir kez daha bize gördüklerini anlatacak. Duyabiliyor musunuz beni? Hanımefendi attı mısınız? Sesim geliyor evet, mu size? Evet. Merhabalar. Evet. Şimdi tekrarlamanızı istiyorum lütfen. Onu gördüğünüz minibüs hattını ve indiği yeri saat kaçta gördünüz? Yanındaki kişiyi bir kere daha tarif ederek lütfen. İndiği yer Çağlayan Dere minibüsü. Evet. Şişli'den mi bindiler onu bilemiyorum. Ben Şişli'den bindim de. Evet. Yalnız Çağlayan'da bindiklerinde... arkama döndüğümde baktım bir sesler geliyor. Zaten arabada 3 kişi vardı. Evet. Arkama döndüm baktım kötü hareketler yapıyordu çocuk. Şöyle ondan bir sert yüzlerine baktım kızı tanıdım. Eminsiniz? Kızı tanıdım dedim ki bak dedim seni annem baban arıyor dedim. Sen dedim niye dedim annem babanın yanına gitmiyorsun. Çocuk oradan bana çıkıştı ya sen hasta mısın git başımızdan dedi. Ben dedim sen sus. Bu kız dedim kayıp. Ben televizyonda seyrettim. Ama evet. Kız bana hiçbir şey söylemedi. Hiç mi konuşmadı? Hiç konuşmadı. Yüzü küçük yani çok küçük. Evet. Tarif edin lütfen. Gerçekten Sinem miydi? Annesiyle de teyit edelim. Biraz tarif eder misiniz? Bu saçları toplamıştı. Yani saçı açık değildi. Toplamıştı saçlarını. Evet. Gözleri böyle çekik biraz Japon gibi. Evet. Gözünün üstü biraz şiş gibi. Yani uykusuz böyle uykusuz bir hali vardı. Tamam. Yüzü çok küçük yani öyle küçük ki. Çekik mi diyorsun? Evet abi. Evet. Yanındaki çocuk 25 yaşlarında vardı. İşte o kırmızı havuç denen şeylerden. Evet. Yani kötü kötü. Hareketler yapıyordu çocuk ona. Ben çocukla zaten tartışmaya başladım. Arabada 3 kişiydik. Hiç kimse bir şey demedi. Ben de fazla şey yapamadım. Peki Sinem kendinde miydi? Yani o hem konuşmadı diyorsunuz, hiçbir konuşmadı, tepki vermedi. Kendinde, evet. Kendindeydi. Kendindeydi. Yani çocukla çok istekli gidiyordu. Peki sizin böyle saçları kızıl olan havuç dediğinizi yok, tanımıyorum. Böyle bir tanıdığınız yok böyle bir arkadaşı kıyafet, yok. Nasıl sinemi. Bir kıyafeti değişmiş mi üzerindeki kıyafeti? Kıyafetini hiç denemedim yani. Dikkat etmediniz. Nerede indiler dediniz? Yahya Kemal'de indiler. Evet. Yani Aksis'e gitmeden dönüşte bile Aksis'e dönmeden Aksis diye bir alışveriş merkezi var. Orada indiler. Bir şirket var. O tarafa doğru gittiler. Çocuk o tarafa doğru yönlendi. Hatta ağzından da oraya gidecekler gibi geldi bana. Öyle bir şey duydum arkalarında. Benim hemen nasıl? Ne duydunuz? Havas oraya gidiyor. Evet. Bu ne firmasıdır? Ulaşım mı? Hiç bilmiyorum. Yanlış anlamadıysam havaalanına transport yapan firmadan mı bahsediyor otobüs? Hani bahsediyor. Yani şimdi Çağlayan Yahya Kemal'den bizi izleyen sevgili seyircilerimize seslenelim. Yani aslında Sinem o bölgelerde dolanıyor demek ki. 3-4 gündür hep bütün bulgular buna işaret ediyor. Kadriye gitti orada bir çalışma yaptı. Birazdan onu da paylaşacağım sizinle hangi bilgilere ulaştı diye ama bu arada ailenin anlattığı çok önemli bir şey vardı. Yarıda kaldı. Onun devamını da dinlemek istiyorum. Bu Naim'den bahsediyorsunuz. Evet. Kızınız daha önce kayboldu. Onunla gittiğinden şüphelendi. 3 yurtta kaldı. Sonrasında ne yaşandı diye. Onu da dinlemek istiyorum ama önce hanımefendi size çok teşekkür ediyorum. Orada bizi izleyenlere çağrı yapıyorum. Sinem'i bulmak konusunda yardım etsinler. Bana da geçeceğim ama şimdi yurtta kalmayı Sinem mi istedi o zaman? Evet Sinem istedi. Sizden demek, korktuğu için mi? Çocuk da hani konuşuyormuş ya babam bana kızar gibisine. Evet. Polisin yanına girdi. O zaman polis de hani bu saate kadar bir kız dışarıda kalır mı dedim. Kızım sen manyak mısın dedim. Ben biraz yüksek sesle konuştum.
O da polisin yanına gitti. Polis de aldı arabayı götürdü. Dedi ki çocuk... Üç gün sonra nasıl geldi peki? Kendi isteğiyle mi geldi? Biz gittik. Ben gittim. Tabii. Çocuk büroya. Ne dedi? Yani babamdan, ailemden korkmuyorum. Gel. Yok. Biz dedi tamam baba hata ettim dedi. Ama eve geldikten sonra dedi ki baba ben Naim'i sevdiğim için sana korkudan söyleyemedim dedi. Peki bana. Sonra Naim'le görüşmeye devam etti mi? Şimdi ondan sonra Naim'in teyzeleri falan geldi bana. Dedi ki... Benim dedi çocuk da dedi şey sevi. Naim kim dedim. Benim kızım daha küçük. Büyümesi lazım dedim. Bu okula gitmesi lazım dedim. Şu an okulu bıraktı dedim. Evet. Belki de Naim yüzünden bıraktı dedim. Ben evdeki konuştuğum kelimeyi söylüyorum sana. Neyse teyze efendi dedi ki baba ben onu çok seviyorum. Kızım o zaman sen onu seviyorsan büyümen lazım dedim. Yani 18 yıl bitirmen gerekiyor dedim. Naim'in teyzeleri falan da dedi ki Naim'in babası falan bunlar birbirini çok seviyormuş dedi. Naim'i de çağırdım görün dedim. Oğlum derdiniz ne? Baba biz çok seviyoruz dedi. Sonra ne oldu? Peki senin kızın daha 14 yaşında ve 6 ay öncesinden bahsediyoruz. Evet, şu 6 ay. Dedi ki ondan sonra dedi ki biz aramızda bir yüzük takalım. Bak aramızda bir yüzük takalım. Çok. Bunlar dedi yani belki ileri doğru böyle. Ne yaptınız? Yüzük takalım aramızda dedi yani. Yani nişanlı gibi bir yüzük takalım. Yok, sözdüm evde. Ben yok dedim. Annesi karşı geldi. Ben evet. Kızı da kıramadım. Kız bana dedi şöyle kelime şu baba ben seviyorum dedi. Yaşım da olsun. Sen de yaşım dördümü vereceğim. Okula da gideceğim. Okuyacağım da dedi. Her şeyimi alacağım dedi. Ondan sonra evlilik yapacağım. Şimdi evlilik için değil. Yani abi arkadaşıma, çevreme dedi. Karşı. Siz kızınızı Naim'e sözlediniz mi yani? Bak anlatıyorum onu. Aramızda birer yüzük taktık. Birer yüzük taktınız. Evet bak anlatayım sana. Mevzuyu bir anlatayım. Ondan sonra aradan bir ay sonra benim kızım yüzlüğü telemesajla göndermiş ona. İstemiyorum anne vazgeçtim dedi. Benim arkadaşlarım dedi senin yaşın küçükse dalga geçerler gibisine bıraktık. Mevzu bu. Ondan sonra işte bu akşam 6 aydan sonra bu mevzu çıktı meydana. Bu akşam çıktı baba bir 10 milyon ver markete gideyim geleyim. Naim'le görüşmeye devam etti Naim mi aradın? Naim benimle birlikte şu an arıyor bile o çocuk. Naim seninle birlikte onu arıyor yani, şu anda. Bak. Şimdi aramızda bir yüzük taktık diyorsun ama siz bayağı bir söz yaptınız yani. Ya söz evet. Yok öyle yani öyle bir yok eş dost falan filan öyle, öyle bir şey yok. Evet ben olsam sana açık açık söylerim ben böyle bir çekerim de olmaz korkum da olmaz. Bir fotoğraf var arkadaşlarım hazırladı mı onu? Çocuklar hazırladınız mı fotoğrafı? Hı-hı. Aslında evet, önce fotoğrafını verelim abinin röportajını da verelim diye şu an kafam karıştı. Evet, bir buna bir bakın da bu fotoğraftaki kişi siz misiniz? Önce bir onu bakalım. Netleştirelim istiyorum. Ondan sonra seyircilerimle. Benim. Bu sizsiniz. Evet, benim. Bunlar ne? Bunlar bunlar benim kızımın yüzük küpeyle falan alakalı değil bu. Bunlar sözde onlar... çekilen yok. Yok, yok ya yok. O evde böyle çekilme. Evde. Onlar bir evde çekilme. Evet. Evde evet. Ev çekilme. Söz yapıldığı gün çekilen yok, bir şey yok, değil yok, alakası yok, yok, alakası yok. Alakası yok yemin ederim. Evde. Kuyumcunuz mu sahte. He? Kuyumcu musunuz? Yani yok ya bunlar sahte. Öyle bir şey ya. İçin sahte evde hepsi duruyor getirelim. Allah aşkına de. Saçı yapılmış toplanmış yok, yok, evde, makyajı var. Benim, bir kız benim, fotoğraf benim kızım 24 saat makyaj yapıyor evde. Evet. 14 yaşındaki evet, çocuk. Evet, ve sen onu daha 13,5 yaşında. Biz dedi bana seviyorum yani dedi ne yapmam lazım. Yani bunları nereden aldı taktı koluna? Evde taktı. Evde bunlar hepsi ya. Evde bunlar öyle duruyor. Evet. Öyle duruyor öyle bir arada bir takıyor. Bunlar sahte diyorsun. Evet evde evet. Getirebilirim böyle niye de. Takıp bunlarla fotoğraf çekti? Bu sanki bir kızın nişan fotoğrafı yok, gibi yani değil yok, mi? Yok evde. Evde takıldı böyle. Ev, sözde fotoğrafı var mı kızınızın? Efendim? Sözlendiği gün fotoğrafı var mı? Sözlendiği yok, gün. Yok fotoğraf çekilmedik biz. Niye çekilmedin? Kızın madem 7/24 makyaj yapıyor giyiniyor bu fotoğrafı çektiriyor da onun sözlendiği gün. Onun telefonunda var. Onun telefonunda vardır. Yani o da zaten şey. Nine Nine bunun silmiş. Söz günü olmadığına emin misin? Evet. Yok yemin ederim. Evet yani Türkiye araştır. Eğer... Yani ben öyle olsun. Garanti garanti konuşuyorum öyle şey değil. Ben... Şu an diyorsun ki bunu çıkarmış bu sözdeki değil. Öyle. Yok, öyle zaten şey. Karşı taraftaki insanlar çok mağdur yani insanlar. Yani yüzük öyle. Alacak derecede insanlar değil. Anladın mı yani? Öyle yani durumları ya. O da okuyan ya çocuk. Ya Yılmaz Bey 14 yaşında çocuk sözlenir mi kendi söz, istiyor ama diye. Kızın sana... Kendi istiyor okulu bıraktırıyor. Evet. 8 yaşın 8. sınıftan okulu terk ediyor. İzin veriyorsun. Ben sözleneceğim diyor. Söz yüzüğü takıyorsun. Ne yapabiliriz? Şöyle söyleyeyim. Benim ben bir baba olarak da şöyle konuşayım. Böyle bir şey bir kız ya sana dese ki baba ben bunu çok neden burası? Hayır, sevgi aşırı, sevgi nedir? Şey evlilik evet, nedir? Evlilik evet, insanın hayatında hep, nedir? Bunları anlatın. Siz anlatamıyorsunuz bir uzmana götürmeyiz. Ben hepsini lazım. Anlattım tek tek. Oturduk dedi konuştum. Ki baba ben dedi arkadaşlarıma karşı ben nişanladım diye. Yani büyüklerin görevi doğru yolu göstermektir. Çocuk yanlışı istiyor diyor dedim. Yanlışı ona sunmak değildir. Bakın adı çocuk adı üstünde çocukça şeyler görmedim, yapmasın diye anne baba onu korur ama bu arada bir telefon var diyor arkadaşlarımız. Ha. Bir gizli tanık bu konuyla ilgili bir şey anlatmak istiyormuş. Hemen alalım yayına. Merhabalar buyurun hoş geldiniz. Merhaba izinle. Merhabalar ne anlatacaksınız?
Ben duyduğum kadarıyla bu Yılmaz Beyler benim kardeşimizi nişanlayıp 15 milyar para almış diye duydum. Nasıl? Evet, başlık parası adı altında 15 milyar para aldığını duydum. Ne kadar doğrudur, yanlıştır benim bir bilgim yok. Naim'in ailesinden mi? Bilmiyorum. Sadece nişanda kıldığını, 15 milyar para alındığını duydum. Başka bir bilgim yok benim. Buna bir cevap verin. Ben mi almışım? Nail'in ailesine bağlansın telefona. Öyle kızınız bir şey varsa. Kaç kere sözlendi? O zaman Nail'in ailesinden almadınızsa başka bir söz daha yapmadınız. Hiçbir şey yok. Yapmadım. Öyle bir şey yok ki. Bir yüksük bir küpe taktı kızım. Ona öyle bir şey yok. Katil. Bir para mevzu oldum. Hiç para yok. Öyle bir şey. Hiç öyle bir şey konuşmadık bile. Kıyafet bile istemedim doğrusu onlarda. Hiçbir şey. Hiçbir giyim bile. Hanımefendi bundan emin misiniz? Yok yani? Yalan bu şeyler. Katiyen kabul etmiyorum böyle şeyi. Doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama ben sadece duyduğumu söylemek istedim. Başka neler duydunuz? İki kere nişanlandığını duydum ben. Ne i̇ki kadar kere. Doğru bilmiyorum. Allah Allah. Yalan söylüyor, öyle bir şey yok. Araştırsın. İkincisi yok, kim ben duydunuz? Neden araştırdım? Ben duyduğumu söyledim. Sen de öyle duyduğunda niye? Hanımefendinin böyle bir şey söylemesine gerek yok. Zaten bu arada kim olduğu bilgisi bizde var. Hani böyle bunları uydurup söyleyebilecek kimse yok. Yani öyle birini bağlamıyoruz Zeynep. Bunu biliniz ama ikinci kez nişanlandığı kişi yine Naim mi başka biri mi diye duydunuz? Onu bilmiyorum. Bilmiyorum, ben aileyle samimi değilim. Sadece bunlar bir söylenti. Benim kulağıma geldi, ben Naim Bey'i dahi bilmiyorum. Bir ay sonra sözü attı dediniz ya. Ardından başka biriyle mi tanıştı Sinem? Yok. Yok, yok. Tekrar Naim'le mi? Yok. Yok, hayatta dışarı bile çıkmıyordu ondan sonra. Yani doğrusu annesine sadece şimdi Yılmaz Bey, dün de hiç kimse yok hayatında. Arkadaşı hayatında yok. Bir yok. Saniye. Kızımızın hiç arkadaşı yok dediniz. Bu yaşta çocuğun arkadaşı olmaz mı dedik. Yok, hiç kimseyle görüşmez, evden dışarı çıkmaz. Bugün kızınızın sözlendiğini, bu fotoğrafları, makyajla gezdiğini, daha önce kayboldu mu, hiç böyle bir evden uzaklaştı mı? Hayır, asla dediniz. Bugün şu çıkıyor ki ortaya, kızınız daha önce kaybolmuş, 3 gün yurtta kalmış. Evet. Şimdi ben o zaman bu hanımefendinin dedikleri de acaba doğru mu diye düşünüyorum. Araştırsınlar. Öyle bir şey varsa bana araştıracağız uzun zaten. Tabii araştırma, sıkıntı yok. Ben çocuk şubeye gitsin, kaybolduğu yurtta dahil bilgisini istiyorum. Biz araştırırız. Yılmaz Bey bakın, ama söylediklerime cevap ver. Dün yok dediğiniz her şey bugün Naim'in tersi çıkıyor. Naim'in olayından sonra benim kızım dışarı çıkmıyordu. Böyle bir şey yapmıyordu. Sadece annesinden pazara gidiyordu. Telefonda şey yok. Herkes de Instagram'dan çıkmıyor pek muydu, çok insan çıkmıyor muydu, çıkartmıyor muydunuz? Çıkmıyordu yani. Gelmiyordu, istemiyordu. Yok, istemiyordu. Sadece pazara gidiyordu. O yaşta bir kız çocuğu istemeyecek. Evet, istemiyordu. Evde kapalacak. Ama dedi eve telefon, internet bağla dedi. Bir internet saniye bağladı. Bir şey söylüyor attık konu. Buyurun. Peki şunu sormak istiyorum ben. Bir insanın kızı kaybolduğunu en ilk yakın çevresinde arar, haber verir. Evet. Benim kızım kayboldu, geldi mi, gitti mi, haberiniz var mı diye. Peki bu aile neden hiç de yakından haber verilmemiş? Vermemişler mi yakınım? Yakın kim? Yakınım kim ki burada? Hayır, hiç kimse hiçbir şekilde haber verilmemiş. Benim olayla bir ilkim yok, kendilerini de pek tanımam. Ama inşallah Zinem de bulunur. İnşallah bir aileyi, akrabaları, komşuları kastediyorsunuz herhalde. Komşuları zaten evimin önünde. Aile, akraba, onlara hiç haber akrabam verdiniz. Yok ki burada kimse. Hiç mi kimsen yok? Bir ablam var. Benim var. Benim erkek kardeşim var. Sultan Gazi'de oturtuyor. Evet. Aradınız mı onları ya da işte? O beni aradı. O beni arıyor, temastayız. Memleketten var arayanlar. Benim vermek istediğim bilgi bu kadar. Şimdi siz çok önemli bir iddiada bulundunuz. Arkadaşlarım bunları araştıracaklar. Çünkü Yılmaz Bey de Sebat Hanım da reddediyor. Sinem'in iki kez nişanlandığını. Hayır, katli sürece. 15 bin lirada birinin karşılığında başlık parası alındığını söylüyorsunuz. Bunlar çok önemli. Şimdi benim... Çok teşekkür ederim. Bunlar benim duyduğum, bildiğim. Evet. Dediğim gibi ismimi de vermek istemiyorum. Tamam, ona saygı duyuyorum. Umarım bunlar da doğru değildir. Bakın gerçekten inşallah doğru değildir. Başka doğru bildiğiniz bir şey var mı? Okulu bırakma sebebiyle ilgili bir şey biliyor musunuz mesela? Benim duyduğum kadarıyla 3. sınıfta okulu bıraktı diye duydum ben. 3. sınıfta? Yok, okul şeyine gitsinler, kayıtına baksınlar. Kaçıncı sınıfta bıraktı Sebahat? 7'den. Orta 7'de. 7'den terk. Çok teşekkür ediyorum hanımefendi. İyi günler diliyorum size. Dostum, düşman mı, kim oldu? Şimdi Sinem'in davranışları bu yaşta bir çocuk için istismara uğramış çocuk davranışları. Dünkü delikanlının anlattıkları, o bir hanımefendinin anlattıkları, bugün minibüste eğer gerçekten Sinem'se gördüğü onun anlattıkları. Bunları birleştirince hani çok tipik bizim kitaplarda yazan çocukların davranışları. Bu illa fiziksel istismar olması gerekmiyor. Bu anlatılanlar da istismar.
Yani işte, muhtemelen bu hanımefendi dedikleri doğru. Bu davranışları göstermez çocuk çünkü. Zaten bir çocuğun parmağına sen sözlendin diye yüzüğü takarsan o kendisini artık yetişkin diye kabul ediyor. Ve sağda solda ben 18 yaşındayım diye. Şu resim ne zaman çekildi? Evet, evde ya da dışarıda olması fark etmez. Şu resim ne zaman çekildi? Bu resim tam 2 yıl var. 12 yaşında, 12 yaşında, 12 yaşında bir kız çocuğuna böyle takıp takıştırırsanız evde. 1,5 sene garanti evde var. Evde saktı onlar, öyle taktı evde. Ya evde olsun, bakın 12 yaşında bir kız çocuğuna böyle altınlarla bezemişsiniz. Evet. Hayır, o kendi dedi ki baba takım, öyle takım yapalım dedi, Facebook'a atalım dedi. O senin ne derse görsün desin, dedi bana. Şunu Facebook'a attırılır mı şu fotoğraf? Evet, 12 yaşında 12 yaşındaki çocuklar hala bebeklerle oynuyorlar. Aynen öyle. 12 yaşında çocuklar bebekle oynar. Böyle giyinip makyaj yapıp saçını toplayıp yetişkin genç bir kadın gibi pozlar vermez. Yılmaz Bey, siz o istedi ne yapalım? Bizim anne baba olarak hocam çok güzel der. Arkadaşlar biz çocuklarımıza hayır demeyi bilmeliyiz. Asıl kritik yerlerde hayır demektir anne babanın vazifesi. Doğru yolu göstermektir. Yanlışa evet demek değildir yani anne baba olmak. Yani inanılır gibi değil şimdi. Başka bu tarz fotoğraflar var mı böyle paylaştığınız? Bunları o dediğiniz mecralarda gören kişiler de zaten onun yetişkin zaten biri olduğunu yaşında, düşünüp 12 yaşındaki bir kız çocuk olarak görmez şu resmi Facebook'ta, Instagram'da biri görse. Sokakta takmadı. Hayır, bir de zaten sosyal medyada paylaşmışsınız Sebahat Hanım. Sosyal medya daha tehlikeli bir alan. Evet. Seyircilerimizi uyarmak istiyorum bu konuda. Buyurun. Kız çocuklarının tabii erkek çocukları için de geçerli ama özellikle kız çocukları için bu tip fotoğrafları sosyal medyada paylaşınca hedef gösteriyorsunuz. Kimlerin oralara girdiğini, bu resimleri kimlerin gördüğünü, bu resmi görüp bu kız çocuğunun peşine kimlerin düşeceğini bilemezsiniz. Yani çok tehlikeli bir şey. Kendi kesinlikle çocuklarını zaten paylaşmamak lazım. Hele ki böyle resimler asla. Bunu gören gerçekten sapkın düşünceli pek çok insan bu çocuklara zarar vermek için fırsat kolluyor. Bunun zeminini oluşturuyor. Bunu artık biliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Bu arada işte ne yazık ki Sinem'in daha 14 bile değilken bundan 6 ay önce sözlendiği Naim'in teyzesi şu anda telefonda. Onun anlatacakları var. Merhabalar. Hanımefendi merhabalar. Hoş geldiniz elimize. İyi yayınlar diliyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Öncelikle bu resimdeki kesinlikle söz akşamı çekilen bir resim değil. Yılmaz abi de Şengül abla da doğruyu söylüyor. Tamam. Onu bilin. Daha da kötüsü 2 yıl önce çekilmiş zaten. Daha 12 yaşındayken. Evet yani alakası yok bu resmin. Evet, ayrıca da şöyle bir şey söyleyeyim size. 15 bin lira istediler diye birisi açtı telefonu söyledi ya. Öyle bir şey de yok. Zaten bu insanlar kızları istedikleri için sözlemek zorunda kaldılar. Yani... Bunların hiçbirisi ne annesi ne babası kızını sözlemek istemedi. İstemedi ama izin verdi. Burada zaten onu anlatmaya çalışıyoruz hanımefendi. Naim kaç yaşında bu arada? 17. Televizyonun sesini kısar mısınız lütfen? Hanımefendi atta mısınız? Naim kaç yaşında? Yeğeniniz kaç yaşında? Naim değil bu arada. Nail Can. Nail Can. İsmini bilmediğiniz birine mi nişanladınız kızın? Nail Can. Peki. Nail Can aralığın birinde 18 yaşına girdi ve bu sebepten dolayı aranması çıktı yine. Ben... Ve mahkeme gördüm. Neyle ilgili aranması çıktı? Bu. Ben mahkeme gördüm. Sinem'le ilgili. Çünkü reşit olduğunda tekrar aranması çıktı aralığın birinde. Sinem daha önce Nail'le bir kayboldu mu ortadan? Niye şöyle aranması bir şey çıkıyor? Söyleyeyim. Öncelikle Nail'le bir kaçma olayı olmadı Nail'in. Çok rahat söyleyebilirim onu size. Ne oldu peki? Söyleyeyim. Bunlar ikisi de biliyorsunuz ki tamam evet küçükler ama bizim burada biraz olaylar farklı gelişiyor. Ve işler farklı gelişiyor. Yani küçük yaşta birlikte geziyorlar, tozuyorlar. Ama iki abisi olduğu için, annesi, babası tutarlı insanlar olduğu için saat geç vakte kadar birlikte gezmişler bu çocuklar. Annesi de babası da merak ediyor tabii ki haliyle ve polise şikayet ediyorlar benim kızım nerede diye. Ondan sonra kaçtı diye adı çıkıyor. Kaçtı diye adı çıkınca da söz isteme gereğinde duydular. Sinem ailesinden korktuğu için de korunmak istiyorum demiş polise. Korunmak istediği için de gidiyor şeyde yatıyor yani aslında bakarsanız kaçma durumu yok. Bu arada nerede olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerinde yasalar herkes için aynı şekilde işler. Bunun o mahalle bu mahalleyle de hiçbir şekilde bir farkı da yok. Bir yanlış anlamaya da sebep olmayalım kesinlikle. Ama. Hayır tabii ki. Buyurun hocam. Bir de ben şunu söyleyeyim. Hani tabii çocuklarımıza yani düzgün davranacağız ama bakın bir de kanun bize tedip hakkı diye bir hak vermiş ebeveyni. Anne babaya.
Yani yeri geldiğinde biz azarlayacağız. Yeri geldiğinde bir takım böyle nahoş hareketler yaptığında kızabileceğiz. Buna da biz tedip hakkı diyoruz. Yani siz çocuklarınızı yetiştirirken şu altınları takıp takıştırıp Facebook'larda, Instagram'larda paylaşmasına bırakın müsaade etmeyi. Böyle bir şey yaptığında biz onlara gerekirse kızacağız, engel olacağız. Onların bu tarz şeylerin yanlış olduğunu göstermek adına da gerekirse kızabileceğiz bunlara. Peki ikinci kez bir nişandan bahsetti seyircimiz. Hayır, ikinci bir kez nişan diye bir şey söylemedim. Bir kez. Hayır, sizden önceki. Sizden önceki hanımefendi. Ne zaman ayrıldılar Nail'le? Bir dakika. Öncelikle evde bir isteme yaptık. Sonrasında dışarıda mahallede Targılı, Çengili bir söz yaptık. Büyük bir söz oldu. Evin içinde yüzük takmıştınız kendi aranızda. Bir söz yaptık dedim. Az önce evin içinde dedin Sebahat Hanım, biz kendi aramızda yüzük taktık dedin. Çalgılı, Çengili nişan yaptınız, öyle mi? Nişan değil, söz olarak geçiyoruz. Çalgı, Çengi diyoruz. Birincisi evde isteme oldu, ikincisi dışarıda oldu. Kendimin evimin önünde bile yapmadım. Kendi kapısının önünde bak. Yemin ederim. Evet, biz kendi kapısının. Hiç isteyen bile yoktu. Sebat istemedim. Hanım istemedin ama yaptın. Böyle bir şey kızım istedi. Biz yapmadık efendim. Bunlar yaptı. Sebat abla buna mecbur kaldı. Bak. Daha neden olduğunu da söyleyeyim size. Sineme söz geçiremedi Sebat abla. Yani çok kızdı. Şey yaptı. Sebat abla buna söz geçiremedi. Sinema okulu niye bıraktı biliyor musunuz? Neden bıraktı bilmiyorum. Ben sinema düne kadar tanımıyordum. Teyze yeğeninizle nişanlandı. Tanımıyordunuz düne kadar. Ses gitti arkadaşlar. Duyamıyorum ben. İçeride ses yok var. Peki Nail'le ne zaman ayrıldılar? Nail'le nereden baktınız yani 4 ayı tamamladı ayrılması. Ama şöyle oldu. Zaten karşı taraftaki ailede biz de böyle bir şey söyledik. Bunlar genç. Hani çok deli akıyor kanları. Bir yüzük takalım o zaman dedik. Aramızda bunlar genç bile şöyle, değil ya. Çocuk Allah aşkına ya. Hani çocuk hiç dinleyi düşünmedik. Sebahat abla da dedi. Kızım dedi, tamam dedi, çok dedi saatli gitsinler gelsinler dedi, fazla bir yere gitmesinler dedi. Nereye gittiğini ettiğini bilelim dedi. Peki Nail ayrıldıktan sonra Sinem'le görüşmeye devam etti mi? Sinem'le görüşmedi. Hayır, ama evet. Benim... Arkadaşlar sesi ben alamıyorum içeride. Görüşelim demiş bir kere, Nail'le görüşmek istememiş. Ondan sonra da Yılmaz abiyi görmüş, Yılmaz abi onu çevirmiş. Demiş ki Nail benim kızım sen de seç. O da demiş abi vallahi bende yok demiş. Ve Nail de şu anda Yılmaz abiyle birlikte arıyor. Evet o da Nail arıyorsa. De yıllar çok nasıl gerçekten oyuncak gibi evet. Hani şey gibi evcilik gibi şeyler dinliyoruz. Evet. Şu ana kadar kızlarının nişanladıkları bakın kapıda çalgılı böyle nişan yapılmış. İsmini bile başka söylüyorsunuz. Naim diyorsunuz, Nail Can'mış ismi. Bu kadar yani gerçekten Nail ne acı bir durum içerisindeyiz. Şimdi çok teşekkür ediyorum teyzeye ama... 2-3 gündür işte hep aynı bölgelerden ihbarlar geliyor. En son telefonda da yine Sinem'in orada Çağlayan civarında görüldüğü söyleniyor ama bu çocuk nerede uyuyor ya? Geceleri nerede geçirir bir tane küçücük kız çocuğu ve her gün yanında başka birinden bahsediliyor. İşte arkadaşımız Kadriye Karadere gitti o bölgeye. Sinem'in görüldüğü yerlerle ilgili bir çalışma yaptı. Onu izleyelim bakalım. Ekibimiz 5 gündür kayıp olan küçük kızın kaçış yolunu adım adım izledi. O akşam bu evden çıktı. 14 yaşındaki Sinem Şengül 15 Aralık pazar akşamı İstanbul Şişli Kuştepe'de ailesiyle birlikte yaşamış olduğu evin bulunduğu hemen arkamızda gördüğünüz binadan evdekilere ailesine markete gideceğini söyleyerek ayrıldı. Saat akşam 18 sularıydı. Sonrasında kendisiyle tanışan insanların vermiş olduğu ifadelere göre Sinem İstanbul'da birbirine yakın adreslerde görüldü. Ancak buraya evine bir daha dönmedi. Ailesi de kızları Sinem'i o gün bugündür bir daha göremedi. Markete gitti mi? Sinem Kuştepe'deki evinden sadece birkaç dakika yürüdükten sonra aslında evdekilere bahsettiği markete ulaşmış oluyordu. Ancak anlaşıldı ki Sinem o akşam ne bu markete geldi ne de çevredeki başka herhangi bir dükkana uğradı. Peki Sinem o geceyi nerede geçirdi? Bu halen büyük bir soru işareti. O gençle nasıl tanıştı?
Meryem ilk olarak evden ayrıldığı gecenin sabahında, ertesi gününde şu an bizim de çok yakınında bulunduğumuz özel bir hastanenin kafeteryasında görüldü. Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan bu hastane ve kafeterya aslında Sinem'in Kuştepe'deki evine sadece 3 kilometrelik bir mesafede bulunuyor. Sinem bu kafeteryada bir gençle tanışacak, o gençle kısa sürede samimiyet kuracak ve ilerleyen saatlerde Kağıthane Merkez'deki bir mekanda güvenlik kameralarına takılacaktı. Sabah saatleri 6-6.30 aralığıydı. Hastane kafeteryasında garson olarak çalışan genç kafeteryayı açmak üzereyken Sinem'i kafeteryanın önünde soğuktan titrerken gördü. Onunla konuştu. Sinem kendini rüya olarak tanıttı. Daha sonra kafeteryada biraz ısındıktan sonra Hasbahçe'ye nasıl gidilebileceğini sordu. Genç Sinem'i Hasbahçe'ye yalnız göndermek istemedi. Gerçekten birisiyle mi buluşacaktı? Kağıthane Merkez'deki hastanenin kafeteryasından birlikte hareket eden ikili yaklaşık 12-13 dakika kadar yürüdükten sonra bahsi geçen şu anda bizim de içinde bulunduğumuz Hasbahçe Mesire alanına geldi. Sinem burada kendisini kuzeninin ve kuzeninin sevgilisinin alacağını söylemişti. Yaklaşık bir yarım saat kadar kuzen ve sevgilisini bekledi. Gelen giden olmadı. Sinem yanında yeni edindiği arkadaşına döndü ve hastane kafeteryasında çalışan gence başka nereye gidebileceğini danıştı. O gencin aklına da kendi çalıştığı hastane kafeteryasının yakınındaki bir pastane geldi. Neden o kadının evine gitti? Hasbahçe'den hareket eden ikili 10 dakika kadar yürüdükten sonra Kağıthane Sadabat Caddesi üzerinde bulunan iki katlı hastaneye el ele kol kola oldukça samimi görüntüler vererek geldi. İşte o anlar ve sonrasındaki dakikalar işletmenin güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Hastanenin kafeteryasında çalışan garson gencin artık işe dönmesi gerekiyordu. Sinem'i pastanede tek bıraktı. O pastaneden ayrıldı ama Sinem sabah saatlerinde erken saatlerde giriş yaptığı pastaneden öğlen 12 gibi çıkacaktı. Üstelik yine tek olmayacaktı. Genç arkadaşı yanından ayrıldıktan sonra pastanede iki kadınla tanıştı. Öğlen 12 civarında bu kadınlarla pastaneden çıkış yaptı. Çıkış yapmakla da kalmadı. O kadınlardan birinin evine gitti. Sinem kaybının ikinci gecesini nerede geçirdi? Bu da bilinmiyor. 14 yaşındaki Sinem nerede? Evet, aynı bölge içerisinde dolaşıyor. Burada belki de bir tanıdığı var kızınızın ki geceleri gidip onun yanında kalıyor. Hiç başka bir yere gitmiyor. Evden kaçan bir kız. Evet. İstanbul'un başka bir semtine gidebilir. Öyle bir yer olsa uzaklaşır. Zaten ben her biz tarafı dolaştım. Biz de kendimiz arıyoruz. Gece gündüz gidiyor hariri eşimle. Orada bir tanıdığınız, akrabanız, yok. Daha önce oturduğunuz ev neredeydi? Hülyet Mahallesi'nde, Çağlayan'da. Hülyet Mahallesi, kendisi. Yani bu zaman görülen yerlere yakın mı? Çok yakın, 5 dakika. Tamam işte, yok, acaba hayır, o mahalleden tanıdığın yerin evine mi gidiyor? O şu anki oturduğunuz eve yakın. Yani o şu an Kağıthane tarafına, o Kağıthane'ye bağlı da yakın yani. Bizim oturduğumuz yere 3 dakika, 5 dakika bence. Şu an gezdiği yerle. Yok, gezdiği yerden değil. Daha önceki. Evdekiler. Tamam işte yani acaba orada tanıdığı bildiği birileri mi var ve onu onlarla bilmiyorum. İletişim kuruyor? Ya yani bizim bizim tanıdığımız kişiler yok. Yani onun tanıdığı acaba telefondan onu bilemiyorum. Telefondan birileriyle tanışmış ve bağlantı kurmuş. Oğlunuz Ali Bey'in röportajında da ilginç noktalar var. Dün hani bu kişilere nereden ulaşıldı, ne oldu dediğimizde sizden bir cevap alamadık ama bakın Sinem'in abisi Ali neler anlattı. 14 yaşındaki kayıp Sinem'in ağabeyi Ali Şengül, olaydan sonra kardeşini nasıl aradıklarını anlattı. Farklı numaralardan kimi aradı? Kardeşimi aramaya çıktık. Önce bir mahalleyi aradık, etrafı aradık, sonra bulamadık. Farklı numaralardan sizin görüştüğünüz o arkadaşını mı aramış Sinem? Yok, bu numara farklı numaralardan arkadaşını aramış. Hı hı. Abi bu numaraları beni aradı dedi. Kaç tane numaradan bahsetti? Üç tane numaradan bahsetti. Siz o numaraları aradınız mı? Aradım. İlk numarayı aradınız. Kim çıktı karşınıza? Bir tane şey çıktı, Çağlayan'da. Aradım dedi, evet bu kız dedi buradaydı dedi. Abi telefonunu kullanabilir miyim? Birini arayacağım dedi. Tekstilciyle nasıl tanışmış? Yoldan geçerken rica etmiş. Telefonunuzu kullanabilir miyim diye. Polisi duyunca telaşlanmış. Tekstilcinin oradan nasıl ayrılmış? Ne diyerek ayrılmış? Orada bir tane kadın varmış. Demiş ki sen demiş evden mi kaçtın demiş. O da demiş ki evet abla ben Trabzon'dan geldim demiş.
adım demiş Hürriye demiş. O zaman kadın demiş ki polisi arayalım demiş. Polisi arayınca bu arayalım deyince telaş yapmış gitmiş. Peki ikinci numaradan kim çıktı? İkinci numaradan bir tane bayan çıktı. O kimmiş? Zeynep'i nerede görmüş? Pastanede tanışmışlar. Tamam. Gelmiş diyor orada diyor gözümün içine bakıyordu diyor masum masum diyor. Geldim diyor konuştu diyor. Abla demiş ben demiş size gelebilir miyim? İki saatinde erkek arkadaşım gelecek demiş. Almış götürmüş. Kamera kayıtlarına gittik orada baktık. Bizzat kendi telefonuma çektim ben. Peki üçüncü numarayı aradığınızda karşınıza kim çıktı? Çok kısa sürdü. Aradım. Bir tane çocuk çıktı. Çocuk dedim ben 18-17 yaşlarında bir tane çocuktu. Aradım. Dedim bu numaradan dedim. Kardeşim dedim seni aramış dedim. Kardeşin kim dedi? Ben de tanımıyorum dedi. Adı dedim Sinem dedim. Bilmiyorum bak dedim. Benim dedim kardeşim kayıp. Kaç gündür dedim kayıp dedim. Madem dedim bilmiyorsun dedim. Bu numaradan dedim. Seni aramış dedim. Senin dedim başın dedim belaya girer. Öyle deyince abi dedi benim dedi yoldan geçen dedi. Sana da kız geldi dedi rica etti dedi. Telefonu kullanabilir miyim dedi. Ben de dedi verdim dedi. Sadece dedi hepsi bu dedi. Bu siz Sinem gittikten sonra en son konuştuğu yazıştığı kişiyle iletişime geçtiniz. Evet. Onunla böyle sevgili gibi mi konuşup yazışmış normal bir arkadaşı gibi mi? Sevgili. Ailesi küçük kızı sözlendirdi mi? Sinem hiç sözlendi mi? Evet söz olayı vardı. Ne zaman? Ne zaman? Bir sene olmadı ya. Kimdi o? Arkadaş çevresi. Kaç yaşında biriydi? Ama 18 falandı. Sinem de 13 yaşındayken sözlendi mi? 14'tü. Şimdi bir hikaye ya yok yani. O kadar bile sürmemiş. Anne babanızın buna rızası var mıydı? Rızası şöyle vardı. Şimdi benim akrabalarım senin kızın evden kaysız yerekten adını çıkardılar. Mahallede olarak akrabalara söylediler. İşte bakın Sebat'ı kızı kaçtı diyerekten bunun da adı çıkmasın diye. Hı. Annemler de kendi aralarında sadece bir söz yaptılar. Sinem bu çocukla kaçtı mı ki? Yok, kaçma yok. Sinem kaçmadıysa akrabalarınız nasıl bu kız kaçtı diye adını işte çıkarttılar? Çıkarttılar işte adını. Yani çocuğu seviyordu. Seviyordu. Sevmese zaten istemez. Ayrıldığına üzüldü mü? Üzülmüştü. Kim bozdu bu işi? Bu işi kim bozdu? Biraz bizimkiler, biraz onlar. Size bir kızgınlığı oldu mu Sinem'in? Yok. Sinem abicim evine geri gel. Başkalarının lafına uyma. Merak ediyoruz seni. 14 yaşındaki Sinem nerede? Şimdi orada zaten anlattığı kişilerin bir kısmıyla biz konuştuk ve bildiklerini anlattılar. İşte pastanede saatlerce konuştuğu kadın, evine gittiği kadın, diğer tekstil işi yapan beyefendi kaçtığını anlayınca bizi tepki gösterince uzaklaştı gitti diyen. Üçüncü kişi de bir genç bir delikanlıydı diyor ama abi Ali'nin anlattığı önemli bir şey var. Instagram'da sosyal medyadan son dönemde Sinem'in görüştüğü birinden bahsediyor. Asıl önemli olan kişi o. Belki de onun yanında Sinem şu anda onunla gitti. Ali. Hatta şu anda Sinem'in abisi Ali. Ali bu kişinin ismi nedir? Onun hakkında bilgilerin neler? İsmini bilmiyorum onun. En son yazışmalarını girip silmiş. Sen gördün bunları? Tamam gördüm. Yazışmalarını. O da ondan aldım zaten numarasını. Gördün hatırlamıyor musun ismi? Nasıl biri oldun? Hatırlamıyorum ismini. Nasıl hatırlamıyorum? Ne kadar oldu göreli bunları sen? Efendim? Göreli ne kadar oldu bu yazışmaları göreli Ali? Seste bir karışıklık var. Ben Ali'nin sesinden başka sesler duyuyorum stüdyoda anlayamıyorum. Ali Bey, kız kardeşinizi bu kişiyle yazışmalarını ne zaman gördünüz? Salı günü. Salı günü, bu salı. Bugün cuma. Ve ismi unuttunuz mu salıdan bu yana? Hatırlamıyorum ismini. Salı günü gördüğünüz ismi bugün unuttunuz ve kardeşiniz kayıp. Bugün unutmadım. Ne zaman unuttunuz? Arkadaşlarınız da söylemişti bana. Ben dedim hatırlamıyorum dedim. En son yazışmalarını tekrardan benle çocukla yazışmalarını gördükten sonra silmiş. Ne hatırlıyorsunuz o yazışmalardan? Ne gördünüz? Ya çocuk bana anlatıyor. Çocuk dedi ki abi dedi Sinem benle dedi görüşmek istiyor dedi. Ben de dedim ki ona tamam onunla bir buluşma ayarla. Evet. Dedim tamam dedi ben şimdi dedi yazacağım dedi. Çocuk onunla buluşma ayarlamış demiş. Sinem gel demiş buluşalım demiş. Evet. Daha girmemiş. O yazışmayı yazdıktan sonra girmemiş. Sonra tekrardan çocuk
Bana da abi dedi, bu çocuk Sinem'de de açık değil dedi. Yazışmalarımızı daha görmedi dedi. Ben de görüşse dedim, bana haber ver, buluşma ayarla dedim. Tamam abi dedi. Ali sonradan Sinem hesabına girdikten sonra o yazışmaları görmüştür, silmiş. Ben Sinem'i telefondan baktım, o çocukla konuşmanın silinmiş. Fake bir hesabı varmış, ondan haber. Bu kadar insanın, bu kadar yardım istediğin bir insanın ismini bilmiyorsun öyle mi Ali? İsmini bilmiyorum değil, hatırlamıyorum, unuttum. Nasıl unutulur, ben anlamadım. Siz biliyor musunuz, size yok, söylemiştir ederim, herhalde. Bilmiyorum, yemin ederim. Okumuşum zaten yok, bilsem söylerim. Zaten telefon kullanamıyorum ki ben. Ya telefon kullanmanla bunun ilgisi yok. Sana kendi evladın, kayıp kız kardeşi, 14 yaşındaki kız kardeşi. Anne bak böyle birine ulaştım. O Sinem'le yazışıyor, buluşma ayarlayacak. Demiştir herhalde. Yok, demedi öyle bir şey. Ya ben esas neyi söylemediğinizi merak ediyorum. Bence söylediğinizden nasıl? Çok daha başka şeyler var burada. Yani biz hep kerpetenle veya onun bunun söylediği bir şeylerle öğreniyoruz gerçekleri. Muhakkak bir şeyleri de, çünkü mantığa uymuyor. Telefonunu alır en azından, evden kaçmayı planlasa, evden kaçmayı planlasa, hiçbir şey almasa telefonunu alır. Evet, bakkala gidiyorum diye çıktı gitti. İşte ne oldu o arada? Ay bu kadar telefonla vakit geçiren bir kız bir de. Tabii. Evde yani hiçbir sorunum olmadı çünkü kızımla. Hiçbir kavgam dövüşüm olmadı. Ya kavgayla olmadı. Dövüşle ilgili değil bu. Başka evden bir şey var. Evden ev ziyafetiyle çıktı gitti, bir daha demedi. Sebahat Hanım, siz asıl yani hocamın size sorduğu şey farklı. Tamam. Yani oğlun sana sen nasıl gittin görüştün o adamlarla, anlatmıyorsa bunları yaptığı görüşmeleri. Oğlumla gidiyorum. Gece gündüz arıyorum işte. Oğluma işte böyle bir telefon şeyi geldi. Ha. Bir arkadaştan işte, ondan sonra filan yerden telefon açtı bana dedi. O, ne dedi ne dedi? Ben iyi yer. Sıfır, ne bileyim. Benim merak. Stüdyoda da ses karışıyor arkadaşlar, duymuyor musun? Yayında hiçbir şeyi. Fazlası geldi. Çocuğumla gece gündüz arıyorum Ali, eşim. Şengül, Sebahat Hanım. Heh, siz bildiklerinizi birbirinizle paylaşıyorsunuz. Oğlun ulaştığı bilgiyi. Yani ben gerçekten onun hatırlamamasını da anlamıyorum şu anda. İki gün önce konuştuğu kişinin ismini nasıl hatırlayamaz? Kız kardeşiyle iletişim halinde, belki kız kardeşine bir şey yaptı. Bunun unutulması mümkün mü ve bunu da size söylememesi mümkün mü? Allah aşkına bana bunu biri anlatsın. Ben mi boşuna mümkün abartıyorum değil, acaba? Çok haklısın. Ya şimdi benim mantığım şöyle işliyor. Doğru yanlış bilemem ama ya baba ya erkek kardeş bu kızı ya çok korkuttu ya bir şey yaptı. Anne de biliyor bunu. Anne kız ortak bir şey yapıyorlar şu anda. Nasıl ortak? Ben kızımı evden senin ben mi gönderdim? Senin haberin var Sabahat Hanım. Seninle haberleşiyor diye düşünüyorum ben. Hayatta haberleşse ben buraya kadar gelir miyim? Oğlundan kocandan korktuğundan söyleyemiyorsun da. Hayır, alakası yok yemin ederim. Ben kızımla böyle bir şey olsa ben niye geleyim ki buraya? Ama sana iyi olduğu haberini göndermiş. Anne ben iyiyim demiş, doğru mu? Yok. Beni merak etme demiş. Öyle bir şey konuşmadım ki ben kızımla. Dün burada yayında olan çocuk öyle söyledi. Annesini kendi telefonundan, benim telefonumdan kendi telefonunu aradı. Annesi benim telefonumla. Hayır. Yayına bağlanan genç çocuk. Sonra da o telefondan beni aradı anne dedi. Yok, ben hiç kızıma. Beni merak etme dedi. Annesine dedi. Kızım hiç aramadı beni. Katli sürece yemin ederim. Çocuğun telefonundan kendi telefonu. Dün de kızınızın arkadaşı yoktu. Dün de kızınızın hayatında anlatacağınız hiçbir olay yoktu. Görüşmeleri yoktu. Bugün kızınızın sözlendiği fotoğraflar. Evet. Sonra ev içinde söz yaptık dediniz. İşte bahçede eğlenceler. Saklay mı? Söylediniz, her şey farklı çıkıyor. Sebahat Hanım, buyur. Bak şimdi sen okumam yazmam yok diyorsun. Ben cahilim diyorsun ya. Evet. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Eğer bir... Bu halinle bir şey yapmaya çalışıyorsan, bir numaralar yapmaya çalışıyorsan, o kız gider orada yanlış birine çatar. O sonra o rüya adı, gerçek adı olur. Bilmem nerelerden rüya Allah diye toplarsınız. Allah korusun. Allah korusun. Ben kızımın böyle olmasını ister miyim? Hangi bir anne ister benim evladım böyle olmasını? Ben buralara kadar niçin geldim? Kızım bulunması için geldim. Kızım ben neredeyse çık gel ne olur yavrum, Sinem'im. Kızınızı başka biriyle mi evlendirecektiniz de kaçtı? Hayır, sen mi gönderdin? Sürece. Bakın burada bir ya, bağlantı katil var sanki. Katli sürece öyle bir şey yok. Katli sürece. Daha benim kızım çocuk 14 yaşında. Ama sana haber 14 yaşında 6 ay önce nişanladın. Rızam yoktu hiç. İstemedim. Nasıl rızan yoktu? Sebahat Hanımcığım ya. Nasıl rızan dedi. Yoktu? Arkadaşlar hazır mı şu nişan fotoğrafları? Nişan hazır, rızam yok. Karşılıklı göbek atılıyor sokakta.
İstemedim. Gösterebilir miyiz fotoğrafları? Blurladınız mı? Kapattın. Kızın isteyemez. O çocuk daha çocuk. O istese evet, bile bunun yanlış olduğunu söyleyecek. Sensin. Yanlış olduğunu söyledim tabii. Bunlar doğum günü kutlaması. Sinem'in doğum günü. Bu doğum günü kutlaması. Evet. Evet bunlar doğum günü kutlaması. Kim yanındaki? Benim. Sensin yine. Ne zaman kutladınız bu doğum gününü? Geçen sene. Geçen sene doğum. Ha? Geçen sene. Ne yazıyor? Aşağıda yazan Erdinç kim? Sinem Erdinç kim? Abisi işte yani. Abisi. İkisinin doğum günü aynı güne denk geliyor. Aynı de. İkisinin doğum günü Erdinç abisi. Diğer abisi. Nişan fotoğraflarını da hazırlıyor arkadaşlarımız. Hı. Onlar için kapatmamız gereken bazı yerler olduğu için biraz ne yazık ki uzun sürüyor. Yeni geldi. Şimdi senin kızın kendi istedi nişanlandı. Evet. Bu kadar direnemedin kızına. Bak, direndim, bu çok, çok önemli. Direndim. Hayır çok direnememişsin. Direndim, hayır deni ne baba başarmış ne sen. Kızım, okula gitmeyi reddetti, okuldan bıraktı. Gece ortadan kayboldu, daha 13 yaşında geldi, nişanladınız. O zaman bu çocuk, siz onu eve kapatmaya çalıştınız korumak için belki. Demek ki birileriyle görüşmeye çıktı ki bu kadar oradan oraya gidiyor, kendini rüya diye tanıtıyor. 18. Evet. O arada bir şey daha yaşandı, hala bize anlatmadığınız. Ve evden gitme sebebi de o. Evden ne? Evde bir sorunum yok ki kızımla. Niye kaçsın o zaman yani? Evde hiçbir sorun yok. Tanıdığı yok, yani arkadaşı an, yok, evde sorunu bizim yok. Bizim şu an anladığımız nokta şu an kızın evden bir başka bir sebeple sokaklarda gezen bir kız var. Kafama Trabzon'dan başka geldim, rüya ismim diye dolaşan bir kız var. Nasıl hiç bir sebep? Kızımla bir sorunum yok evde. Hiçbir şeyim yok kızımla. Bir kavgam yok, bir değişim yok. Şimdi sadece Sinem'in fotoğrafını bir kez daha gösterelim. Sinem'i arıyoruz ama Sinem'i ararken aile bize bilgileri eksik verdiğinde zorlanıyoruz ne yazık ki. Lütfen sevgili seyirciler, en son Çağlayan'da neresiydi? Yahya Kemal'de bir minibüsten inerken görüldü. Oradan sonrasında bizi orada izleyen sevgili seyircilerimizden yardım istiyorum. Fotoğrafa dikkatlice bakın. Minnacık bir kız çocuğu aslında. Kız çocuğum 14 yaşında. Mini minnacık bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Ben sözlenmesine bile karşıydım ben. Gözleri biraz çekik. Yanında en son kızıl saçlı 20-25 yaşlarında bir erkekle görüldü. Ve ne yazık ki onu tanıyan seyircimize cevap bile vermemiş. Minibüsten inmişler. Mutlaka oralarda başkaları da görmüştür. Ben telefon bekliyorum onlardan da. Kızımın ben sokaklara düşmesini ister miyim? Ve bu arada tabii ki sosyal medyada Sinem'in kendini rüya olarak tanıtıp konuştuğu biri var. Abisi Ali Salı günü bir kişiyle görüşmüş ama ne yazık ki ismini unutmuş Salı'dan bu yana. Anne de bilmiyor, baba da bilmiyor. Nasıl oluyorsa kızlarının görüştüğü kişi. Rüya adıyla Sinem'le görüşen kişi kimseniz? Lütfen bize yardımcı olun. Arayın bizi. Telefon numaramız ekrana geliyor. Bir de ben vereyim. 0542 332 22 22. Çünkü Sinem anlaşılan o ki bir gün başka birilerinin yanında, sonra başka birilerinin yanında, evet. Sonra başka birilerinin yanında ve en son o birinin yanından sonra Sinem'i bulamayabiliriz. Evet. Yani kızım, Allah korusun bulamayabiliriz. Ve geceleri kimle konaklıyordu bu kız gündüz çıkıp geziyor? Nerede kalıyor geziyor? Benim kızım? Nerede bilemiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yavrum Sinem'im ne olur. Neredeyse çık gel yavrum. En ne yaşadıysan çık gel yavrum ne olur kızım. Evi öden Sinem'im yavrum. Sinem bir telefon kadar yakınındayız bunu bil. Evet Yusuf Güneş cinayetinde aile içerisinden birinin anlattıkları konuya başka bir boyut getiriyor. Birazdan onu sizinle paylaşacağım ama önce sizi tekrar bir olay yerine, olay gününe götürmek istiyorum sevgili seyirciler. Yani bundan 7,5 yıl öncesine köyün görselini verebilir miyiz Seda Arkaya? İşte her şey bu soysallı köyü içerisinde oldu. Aslında çok küçücük bir alandan bahsediyoruz ve birbirine çok yakın olan evlerden bahsediyoruz. Gecenin bir vakti ısı, böyle sessiz bir Anadolu köyünden bahsediyoruz. Sessiz Anadolu köyünde gecenin 12 ya da 12.30'unda. Burası çünkü bir soru işareti. Aile Bünyamin 12.30 gibi olduğunu anlatıyor bize o gelen telefonlardan, görüşmelerden. Ama bir başka bir tanının anlattıklarıyla saat daha erkene çekiliyor. Oraya döneceğim ama o saatte 5 el silah ateşlendiğinde köyün bu tarafındakiler duyuyor. Olayın gerçekleştiği evin en yakınında sadece ne hikmetse abi Hacı Mustafa Güneş duyuyor. Diğer akrabalar işte Serpil Hanım'ın kardeşlerinin yaşadığı evler oralar bu silah sesini duymuyor. Olay yerinde arkadaşlarım çokça çalıştılar, röportajlar yaptılar ve olay anında onu bir şeyler duyan ve jandarmayla da görüşen görgü tanıklarının anlattıklarıyla bazı ipuçlarına işaret ediliyor. Aslında bu ipuçları ve onlardaki DNA'lar çözüme de götürecek yol demek. Nedir onlar? Buyurun izleyelim. Orada bulunan sigara izmaritleri, ayak izleri, duyulan sesler ve kaçan kişilerin kullandığı güzergahla ilgili bakın neler var detaylarda. Süde kalktım.
Saat işte 11.30 gibi. Süze kalktım. Ceyran vardı daha. Ondan sonra ben süze kalkınca Ceyran gitti bir anda. Ceyran gidince bende el feneri vardı elimde. El feneri yaktım, sütü ısıttım. Çocuğa biberonu verdim. Biberonu verir vermez silah sesleri duydum. 5 el. Saat 12'ye geldi bu arada. 12 oldu yani. Rahat oldu. Evin altından ayak sesleri. Bizim evin altından gitti ama. Ayak sesleri kütür kütür yürüdü. Bir araba sesi. Farsız ama farı yok arabanın. Yürüdü gitti araba. Zübeyde Koç'a ayak sesleri duydum demişti. Evet. Sonrasında bir araba sesi duydum dedi. Hani sanki biri oraya kaçmış da sonra arabayla gelip onu alıp devam etmiş aynen, gibi. Bu aynen. Normal buradan kaçıldığı zaman öyle bir tablo çıkabilir mi ortaya? Aynen şimdi şöyle. Aynen doğru, çok doğru. İkisinin arasından iniyor. Benim Zübeyde'nin ağzından duyduğum. Benim evin alt kısmından gittiğini söylüyor. O koşan kişilere arabanın kapıları açılıyor. Aynen birebir böyle bu şekilde anlattı. Gece balkona çıktım. Balkona çıktığımda dere yatağı çok yakın olduğu için oradan ağaç kırılma sesleri gibi bir ses duydum. Gittiğini hissediyorum. Jandarmanın gelip orada tespit tutanağı yaptığında bana orada söyledikleri bilgi, orada bir ayakkabı izi oldu, sigara izmaritlerinin olduğu ve Yusuf Güneş'in giriş kapısının gözüktüğünü söylediler. Şimdi bu izlediğimiz bantta gördüklerini, duyduklarını anlatan Zübeyde Hanım telefon attığımızda. Aynı zamanda ben işte arabanın gittiğini gördüm diyen Bağdat Hanım'ın eşi, yine röportaj veren İlhan Bey telefon attığımızda. Ve o akşam muhtarın vurulduktan sonra eşinin anlatımıyla ilk aradığı, beni hastaneye götürsün diye yardım istediği yeğeni Bünyamin Bey de telefon attığımızda şu anda. Şimdi bu röportajda çok önemli bilgiler var. Hocam olay yerinde sigara hizmetleri. Geçen gün dedik bunlar jandarmanın elindeyse zaten DNA örnekleri DNA alması için. Ayakkabı izinin kalıba alındıysa tabii o zaman yapılması gerekirdi. Herkesin ayakkabısının aşınması farklıdır. Karşılaştırılarak oradan da kimlik tespiti yapılabilir. Yine burada çok önemli bir şey var. Buradaki dere yatağından bakıldığında şuradan Yusuf Bey'in balkonu görülebiliyormuş. Yani gözetleme için çok ideal bir nokta. Yani orada biri geldi, gitti, elektrikler kapandı, yandı, uyuyorlar. Buradan çok rahat görülebiliyor olay anında. Çünkü burada bu gördüğümüz yeşillik, ağaç bu kadar yoğun değil. Bize anlatılan bu. Arabanın da kapıları açıktı ve birileri içine girdi deniyor. Zübeyde Hanım, şimdi tekrar anlatmanızı istiyorum sizden, beni duyabiliyorsanız. Bu çok önemli. Bir arabayla ilgili gördüklerinizi, duyduklarınızı önce anlatın istiyorum. Geliyor mu sesim size? Organize bir iş, belli zaten. Elektriği kapatmışlar. İşte bir kısmı beklemiş, bir kısmı camı çalarken de muhakkak tek kişi değildi orada. Evet. Birisi silahla bekliyordu, öteki çaldı muhtemelen. Trafonun yeri de burası. Önce elektrikler öyle kapatılıyor. Burada birileri bekliyor, burada sigara hizmetleri var. Araç buradan geçiyor ve burada Zübeyde Hanım işte kapılar açık diyor ve birine biniliyor. Yani bütün bunlar işin aslında dediğiniz gibi öyle tek kişi de değil. Tabii. Epey yani 2-3 kişiden en az bahsetmek lazım bu işin gerçekleşebilmesi için. Zübeyde Hanım duyuyor musunuz beni? Zübeyde Hanım hatta mısınız? Evet. Hah, merhabalar. Geliyor sesim değil mi? Merhabalar. Zübeyde Hanım, bu arabayla ilgili. Şimdi evet. İlhan Bey'in de anlattıkları var. Kapılar açıktı diye bir söyleminiz olmuş size. Ne gördüğünüzü bir daha bize net anlatsanıza. Ben araba sesini duydum ama kapı sesini duymadım. İnci Hanım. İlhan Bey, Zübeyde anlattı öyle değil mi? İlhan Bey. Hayır ya, burada da şahit. Ben sana öyle bir şey demedim ki. Ben oraya vardım. Tamam, ben araba sesini duydum ama arabanın gittiğini de hissettim. Siz Mehmet'e böyle anlattınız. Zübeyde'den duydum diye. Ben orada baktığımda da İlhan abiyi ben suçladım yani. Ama siz İlhan Bey'e böyle anlatmışsınız. İlhan kapıların Bey de yanında tam açık zaten. Olduğunu. Yanımda. Ben öyle bir şey anlatmadım. Hayır, yüz yüzüyle konuşabilirim. İlhan Bey o zaman niye böyle söylüyor? Başka bir Zübeyde. İzlerken dedim. Ama İlhan Bey yanında zaten. İlhan Bey. Efendim. Kastettiğiniz şu anki Zübeyde mi? Mustafa Bey diyor ki başka bir Zübeyde daha var. Yok bu. Yok. Siz buradan duyarak söylediniz bize. Buyurun. Şimdi biz normal oturmaya gittiğimizde
Evet. İkimizde biz hani sohbet arasında bu konuyu kendi aramızda konuşurken sadece bu ayak izlerinin aynı istikamette gittiğini ve tutum harman yeri veya tut kesiminde gördüğü varınca o kişiler yani tam kişiler sarmıyorsa abi doğru bir tespit yapıyor. Yani arabanın kapılarının açıldığını o zaman bize söyledi. Sadece yani eksik yön tarafı burası. Yani o zaman size yanınızdaki Zübeyde Hanım arabanın kapılarının açık olduğunu söyledi, öyle mi? Evet, yani o zamandan yani eksik aklına gelmemiş olabilir yani bu an için yani orada rotasyonda. Ben söylemedim. Allah Allah. Ama şimdi gerçekten bu dosyada bizi en çok zorlayan nokta önce söylenip sonra hatırlanmayan şeyler. Peki Zübeyde Hanım, evet. Köpeklerin havlamasını duydunuz mu? Tekrar duydum. Baştan soralım duydum. O zaman. Şimdi hangisini söyleyip söylemediğinizi bilemiyorum. Evet. Köpeklerin havlamasını da duydum. Köpeklerin hangi yöne gittiğini gördünüz ya da hissettiniz? Hayır, görmedim. Dere yatağında köpek seslerini duydum. Dere yatağında da izmaritler bulundu. Yani burada bekleyen kişilere doğru köpekler o zaman gitmiş oluyor herhalde. Ben köpek seslerini duydum. Ayak seslerini de duydum. Bizim evin altından zaten geçti. Ayak sesleri derken birden fazla ayak sesi mi? Bir iki kişi olabilir. Çünkü bayağı bir ses vardı yani patır patır geçtiler. Koşarak yani. Bizim evin evet, altı dediğiniz şu yolun olan bölgeyi kastediyorsunuz evet, herhalde. Evet, bizim evin altında çünkü ben mutfağın penceresinden hani evet mutfağın penceresinde ses dinliyordum. Aracı hani nereden ben, gördünüz? Aracı da aynı yola bakan bizim pencere var. Evet. Caddeye. Odanın penceresine gittim. Hani evet. Araba sesi de gelince oradan yol boyu gitti. Arabaya da rengi beyazdı yani. Sesim beyazdı. Peki bu sesleri, ayak seslerini duymanızla arabanız görmeniz arasındaki süre ne kadar? Çok sürmedi zaten. Çok sürmedi hocam. Yani ayak sesleri işte o arabaya doğru mu gitti ya da araç onu aldı? Nasıl? Bunu orada bir... zaten araba duraklasaydı ben hissederdim. İyice baktım çünkü. Araba açtı gitti. O mutlaka yani koşmuş gitmişlerdir o yukarıya doğru. Orada binmişlerdir. Çünkü araba durmadı. İşte onun için soruyorum ayak sesleriyle arabayı görmeniz arasında ne kadar süre var diye. Yani hemen hemen çok sürmedi. Peki dere yatağında hani köpekler havladı dediniz ya. Köpekler havladıktan sonra siz ayak seslerini hızlı bir şekilde koşar adım sizin evinizin arkasından caddeye doğru geçtiğini duydunuz. Daha sonra araba sesini onların arabaya bindiğini tahmin ediyorsunuz. Bunu mu söylüyorsunuz tam olarak özel? Ama arabaya bindiklerini görmedim. Ama dere yatağındaki köpeklerin havlamasından sonra sizin evinizin oradan caddeye doğru koştular ve ondan sonra bir araba sesi duydunuz. Doğru mu? Evet, araba geçti. Ya muhtemelen örtüşüyor yani bizim söylediğimizde de hemen örtüşüyor. Evet, araba geçti ama geçti, açtı gitti araba. Zübeyde Hanım, trafoya zaten... doğru mu, trafoya doğru mu gitti arabalar, Ertuğrul'un evine doğru mu gitti araba? Yeni yerleşme Söğne'ye doğru gitti. Neye yeni doğru? Yeni yerleşme doğru. Yani Ertuğrul Bey'in evine doğru gitti, öyle mi? Ben o kadarlığını seçtim, o yukarıda bir yol var. Şimdi trafoyu yani biliyor musunuz? Yeni yerleşimin yolu trafoya doğru mu? Hayır, bu taraf. Yani Ertuğrul Bey'in evine doğru gitti. Trafoya doğru değil, Törne'ye doğru. Yani Ertuğrul Bey'in evinin de olduğu yere doğru. 50 metre aşağıda kalıyor hocam. O tarafa doğru. Yoldan, asfalttan 50 metre aşağıda. Zübeyde Hanım, sizin verdiğiniz saat çok önemli. Çünkü bize anlatılan saatlerden çok farklı bir saate işaret ediyorsunuz. Bebeğe süt ısıtmaya kalktım diyorsunuz. Evet, 11.30 gibiydi. Evet, emin misiniz bundan? 11.30 gibiydi. Kalktım, evet. Ceyran vardı zaten. Evet. Ben kalktım, süt ısıtmaya durdum, Ceyran gitti. El fenerili ısıttım sütü, çocuğa verdim. Bu arada işte uyumadım. Evet. Çocuğuyla uğraştım. Ondan sonra da silah seslerini duydum işte. Ne kadar sonra duydunuz silah sesini? Saat kaç olmuştur o arada? 12'ye çeyrek falan vardı herhalde. Silah vardı. Seslerini duyduğunuzda 12'ye vardı. Çeyrek vardı. Vardı. Emin evet. misiniz bundan? Eminim. Bu çok önemli çünkü Bünyamin Bey de hatta şu anda. Bünyamin'in bize anlatımında, Bünyamin eve geldiğin saatte yani şimdi Zübeyde Hanım'ın anlattığı noktada sen 11.30 civarı amcamın oraya arabayı bıraktım diye bize anlattın. Evet.
Ve yani telefonun işte amcam beni aramış 12.30'du galiba dedin. Ama şimdi Zübeyde Hanım diyor ki 12'ye çeyrek kala ben duydum silah sesini. Bir 12'ye çeyrek kala. O zaman Bünyamin kala. Orada. Tabii Bünyamin Bey ayaktaydı kendi evet. ifadesiyle. Bünyamin Bey. Dinliyorum İnce Hanım. Burada bakın şimdi sizin söylediğinize yani neredeyse amcanızın amcanız ateş edildiği saatte siz o evin etrafında olmuş oluyorsunuz bu durumda. Zübeyde Hanım'ın anlattığına göre öyle oluyoruz İnce Hanım. Ama Zübeyde Hanım saatten tam emin mi? O da var şimdi. Eminim diyor ama çünkü ben saat 11.30 gibi eve girdiğimde benim elektrikleri vardı yani evin. Çünkü eşim de ben de bunu teyit ettik. Mehmet Bey eşimle de röportaj yapmış. 11.30'da süt için kalktığımda diyor vardı sonra kesildi diyor zaten. Yani 11.30'la 12 çeyrek arası elektriklerin kesildiğini anlatıyor ve ardından da elektrik kesildikten Zübeyde Hanım ne kadar sonra silah sesini duymuştunuz? Kaç dakikadır tahminen? Zübeyde Hanım. Biraz önce avaz avaz bağırma sesi. Avaz avaz mı? Elektrik kesildikten ne kadar sonradır Zübeyde? Elektrik kesildikten sonra mı? Elektrik kesildi ya sen çocuğa süte kalktın. Elektrik vardı. Sonra elektrik kesildi. Sonra silah sesimi duydum dedim ya. Dedin ya. Evet. Elektrik kesildikten ne kadar sonra tahminen duydun? Sürmüştür herhalde 10 dakika falan. 10 dakika falan. Evet. Yani en çok 10 dakika diyorsun değil mi Zübeyde Hanım? Evet. 10 dakika falan sürmüştür yani. O kadar. Yani şunu bu dakikalar şunun için önemli. Yani tek kişiydi. Trafoyu kapattı geldi mi yoksa birisi trafonun başındaydı haberleşti mi? O ara olan telefon görüşme detayları da bizim için hocam artık zaten önemli. Şimdi burada kim, bir arabanın görülmesi. Ona da bakmak lazım. Burada birilerinin beklediğinin bilinmesi işte sigara izmaritleri var, ayak izleri var. Trafodan elektrik kapatılıyor ve ondan Zübeyde'nin anlatımına göre en çok 10 dakika diyor. Sonrasında buradan ateş edilmeye başlanıyor. İşte araç nerede bekliyor sırada? Bunlar aslında eşleştiğinde. Bunlar şöyle bir senaryo yapabiliriz. Demek ki üçlü bir grup olarak düşünün siz bunları. Bir tanesi trafonun başında veyahut da yakın bir yerde gizlenmişti. Dere yatağında Yusuf Güneş'in evini gözleyip etrafın sakin olduğu noktasında bilgi alacaktı. Bir diğer grup da Zübeyde Hanım'ın hemen ilerisinde. Bu iki grubu alıp bir şekilde Elbistan tarafına doğru, yeni yerleşim tarafına doğru kaçacaktı. Burada bekleyen Yusuf Güneş'in evinin ışıklarının sönmüş olduğunu, etrafta kimsenin olmadığını bir şekilde trafonun başında bekleyen kişiye bildirerek trafoyu kapatmasını ve köyü tamamen karanlıkla kaplanmasını istedi. Ondan sonra da yaklaştılar, silah patlamaları işte neyse Yusuf Güneş'in öldürülmesi olayı oldu. Ve Zübeyde Hanım'ın dediği gibi de kaçarak, bu ara köpekler de belki de peşlerine takıldı. Köpekleri söyleyen sadece Zübeyde Hanım değil, Sultan Hanım da söylüyor onu bu arada. Ve trafonun oradaki o trafoyu kapatan kişi de hemen hemen aynı mesafede olduğu için o arabanın başına iki grup, ayrı iki grup gelerek olaydan uzaklaştılar. Yani araçta burada trafoda birisi kapatmışsa, arabada oradaysa çok rahat buraya doğru gelinebilir. Bir dakika bile sürmez. Evet. Aynı şekilde gelebilir. Zübeyde Hanım bağırışlar duydum dediniz ya. Evet. Ne duydunuz bağırış dediğiniz? Mutlaka sepetlaydı bağıran. Bağırdı yani. Ne zaman bağırdı? Ne kadar sonra bağırdı? Silah sesinden sonra işte biraz sonra bağırdı. Çok sürmedi yani. Silah sesinden sonra çok sürmedi diyorsunuz. Evet. Arada bir zaman var mı yani hemen mi? Var. Yoksa? Arada bir zaman var. Oldu. Hı? Tam o kaç dakikadır? O da 8-10 dakika olabilir yani. 10 dakika olabilir. Şimdi olabilir. Burası Serpil'in... Çünkü hemen duymadım. Anladım. Onun öncesinde peki başka bir mesela muhtar küfretmiş, bağırmış tam vurulduktan sonra öyle bir ses duydunuz mu silah sesinin arkasından? Yok sadece ben... Onu duymadınız. Şimdi... Bayan sesi duydum bağırdı. Şimdi burada bir kere Zübeyde'nin dediği Serpil'in anlatımıyla şurası örtüşüyor. İşte bekliyor belli bir süre Serpil Hanım. Şoktaydım diyorsun. Bağırmak aklıma gelmedi. 8-10 dakika sonra bağırdı diye bunu Zübeyde doğruladı. Ama Bünyamin Bey yani saat konusunda Zübeyde Hanım'ın anlattıkları sizin olay anında orada olduğunuzu ve bunu duyabileceğinizi ortaya koyuyor. Tamam da İnce Hanım duysam gelmez miydi? Zaten bütün soru orada zaten duysanız gelmez miydi? Veyahut da uyumamış olduğun anlamına gelmiyor yani. Eşi de aynı zamanda kapıyı eşi açtığı için. Şimdi uyumamış olduğun anlamına da gelir. Zübeyde Hanım saatten çok emin. Peki ben de diyorum size
telefon kayıtlarını aldığınız zaman rahmetli amcamın beni saat kaç tarafı net olarak çıkacak. Doğru mu? Rahmetli amcanız mı aradı sizi? Onu da bilemiyoruz tabii ki Bünyamin Bey. Sizi arayan rahmetli amcanız mıydı? O arama amcanız orada vurulduktan sonra evin içerisindeyken mi yapıldı? Yok, başka bir yerden mi yapıldı? Bundan da emin değiliz. Bünyamin Bey, şöyle bir şey sormak istiyorum ben. Diyelim ki rahmetli amcanız aileye çok korkunç bir ters hareket yaptı. Ve aile meclisi bunu cezalandırmaya karar verdi. Görev kime, size mi verilirdi? Kime verilirdi? Hayır. Bizim ailede o şekilde kesinlikle aile yönetimi yok yani hocam. Olsaydı diye tabii soruyorum, böyle bir şey var diye sormuyorum. Hayır, kesinlikle hocam. Hocam, aileden şimdi biz burada olay anı ile ilgili farklı anlatımlar duyduk. Yani olay anında sesin duyulması, cama vurulması, işte silah sesi, babaanne başka bir şey anlatıyor, Serpil Hanım başka bir şey, Mustafa Bey. Ama aile ile ilgili yine kardeşleri Sebahattin Bey'in çok önemli söyledikleri var. O röportajı izleyelim. Bakın nelere dikkat çekiyor kendisi. Cinayete kurban giden Yusuf Güneş'in üvey ağabeyi Sabahattin Güneş, olayı nasıl duyduğunu ve sonrasında yaşanan çok önemli detayları muhabirimize anlattı. Serpil hangi soruya tepki gösterdi? Ben evde yatıyordum. Benim büyük oğlan geldi, dedi ki ben, baba amcam hastanedeymiş. Arabaya bindik gittik. Adam ölmüş. İçeride ölmüş adam. Sabah oldu, otopsiye gittik, köye vardım ben. Dedim ki Serpil'e, Serpil dedim, kim vurdu bunu, ne oldu, anlat dedim. Bilmiyorum dedi ben. Tepki mi gösterdi Sabahattin? Tabii böyle silkindi, dedi ki ben dinimi yıkamam dedi. Sana dinini yık, filan vurdu, pişman vurdu diyor, diyeyim mi dedi, yok. Niçin o kelimeye konuşuyorsun sen? Sen kocanı içeriden çıkartıyorsun, dışarıda çıkartıyorsun, içeri alıyorsun. Kim vurdu deme, akıl tutulması bu. Kim vurdu demez mi bunu ya? Hacı Mustafa geliyor. Seni kardeşim kim vurdu? Ne oldu sana? İnsan demez mi? Yok, ben demedim. Ben şok geçirdim. Ne şok geçiriyorsun sen? Mustafa Güneş'i kim takip etti? Bana dedi ki hastanede filan yerde arabalar var, takip etti beni. Hastaneye giderken takip mi edilmişler? Hastaneden geldikten sonra hastanenin bu tarafında. Hastanenin bu tarafında petrolün orada dedi, beni takip ettiler dedi, geri geldiler. Ben geçtim, hastaneye varmadan geri döndü, beni takip etti, gitti dedi. Kendi kızına haber vermeye. O köylülerin hepsi biliyor. O köylülerin hepsi şüpheli biliyor. Şüphe var, biliyor. Ama demiyorlar, demiyorlar. O kadın ne diyor bak? Ben diyor çocuğu emzirdim diyor, arabanın iki kapağı da açıldı diyor. Açıldı diyor, beyaz renkli bir arabaydı tahmin ediyor. Gittiler diyor, kapattılar, lamba yanmıyordu diyor, arabanın lamba yanmıyordu. Elektriği söndürdüler diyor, kestiler. Bu tertipli olaylı, bu olayı yapanlar da onlar, başka bir kimse değil. Muhtarın defteri kayıp mı? O kadar borcu nereden çıktı adamın ya? Parası nice oldu bu adamın ya? Bu adamın defteri vardı. O cenazede demiş ki Serpil, benim defter, aman hayatımız o, bunu kaybetmeyin. Defteri kayboldu, her şey kayboldu. Onun bir ajandası vardı, ha. Borcu, harcı, ona borcu olanlar falan. Tabii. O defter kayboldu, ha. Bir de aksine sağa sola borcu çıktı. Borcu çıktı işte. Kim tehdit etti? Kimse tehdit edemez kimseye yeğenim. Hele bizi kimse tehdit edemez ya. Sorun, sen kaymakama gidiyorsun, ruhsatlı silah alıyorsun, beni tehdit ettiler diye. O şeyle... Ne kadar süre sonra gitmiş kaymakamlığa? Yusuf Bey öldükten ne kadar süre sonra? Ancak 15-20 gün sonra, bir ay sonra olmadı. Yani hemen gitti, ruhsatlı silah aldı. Hizmetinin karşılığı ölüm oldu. Köye edeceği kadar hizmet etti zaten o. Hizmetlinin karşılığı da ölüm işte. Ölüm yaptılar. Yusuf Güneş'i kim, neden öldürdü? Şimdi en sondan başlıyorum istiyorum. Sebahattin Bey abiniz. Abim ben. Siz Yusuf Bey öldürüldükten sonra tehdit edildiğiniz için gidip ruhsatlı silah mı aldınız? Hayır.
Hiç alakası yok. Sonradan, nasıl alakası? Sonradan ifadem değiştikten sonra benim. Evet. İfadem değiştirilince biraz onda kızdım ben, yani ifademi değiştirdiğimde. Silah aldın mı? İfadenizi niye değiştirmiştiniz? Yani. Şöyle yani. Silah aldınız mı Mustafa Bey, ona cevap? Aldım ben silah, ne almadım. Ne zaman aldınız? Demiyorum bak, silah aldım. Ben ne de zaman aldınız? Devrettim. Ondan iki ay sonra mı, bir ay sonra mı, rahmetlikten sonra mı? Öldükten bir ay sonra aldınız. Tabii tabii. Kardeşiniz daha. Sonra da oğlunuza verdiniz. Devrettiniz. Verdim, he, başkasına verdim. Peki şey, ifadenizi değiştirdiniz dediniz ya, ondan sonra aldım silahı diye, anlatın orayı. Ha, ifademi yani ben ifademi sonunda değiştirince bunlar ona kızıyorlar, bunlar büyük abim ya. Niye değiştirdin? Tek yalınız bu, madem ki benim kardeşim bu. Benim kardeşim üçü yendikten sonra bir günden beri evimi bilir mi bu benim? Kardeşim nasıl ediyorsun sen? Nasıl ediyorsun sen? Düşmanın içindesin. Mustafa bir Bey, gelin. Üç tane çocuk. Benim evim. Hepsi iki evin içinde. Ben orada işsiz derenin içindeyim. Birisi gelip de ne iş görüyorsun diye bunlar Mustafa bana sormuş mu? Mustafa Bey, ifadenizi niye değiştirmiştiniz? Ben tahmin ettim. Bilmiyorum yani. İfademi şöyle. Benim ifademin yazılı şekli. Ben onların tahmin ettim. Bu şeylerini tahmin ettim. Tehdit edildiğiniz Mustafa için. Mustafa Bey, düşmanın içindeyim dediniz. Evet. Kim? Ben daha hala düşman daha öbür kim? Tarafına Yeniköy dediğine 150 kişiyle ben daha konuşmam. Geçmedim de o tarafa. Onlardan biliyorum. Ama sen ifadende ben öyle dedim ama öyle olabilir şeklinde ifademi değiştirmem için beni tehdit ettiler demişsin. Evet doğru. Ben ama şimdi tehdit avukat... edilmedim diyorsun Mustafa yok, Bey. Abi, bak o. Yayında da söyledi tehdit edildiğim için ifademi değiştirdim. Burada ifadende belirtmişsiniz. Üstüme geldiler avukatım, diye yayında o, da söyledim. Hocam çok sonrakı bir mesele bu. Çok sonra değil yani. Beni onlar götürdüler evet. Beni tamam, Sait götürdü. Başına götürmüşler. Yeniden muhtar olan adam beni aldı şeye götürdü. Ekinözü'nden de iki tane avukata teslim etti. Bizim Elbistan Bunar başında ben dediler ki bunları o kelime, anlattınız ya, o kelime sizin, bir kelime var orada hocam oraya beşir edemiyorum ben. Bunları yayında konuştuk. Sizin silah alma nedeniniz bütün bu süreçte yaşananlar mıydı? Bunu açıkça cevap ver. Nasıl yaşanır? İşte bu ifadeni değiştirdin. Bütün bu olaylar yüzünden mi silah ruhsat istedin? Bir silah almak ya istedim. Yok, evimde silahım yok. Hiç bir düşman olmuşsun. Hiç bir tane silahım yok. Bulunmaz benim evim. Kardeşiniz vurulduktan sonra bir daha. He valla. Peki. Memleket bilir. Sorsunlar yani. Sebahattin Bey diyor ki abiniz ne Serpil ne de Mustafa yani hayır. Kim vurdu seni sorusunu sormuyor. Ben Serpil sordum. Allah da pişmanlığını yaşıyor Allah zaten. Allah da şahidim olsun. Ben bir dakika. Önce bir Serpil. Hacı dur. Kaynım tepki gösterdi diyor ya bana. Bana dedi ki sen niye aynı ifadeyi vermedin dedi. Sen niye onların adını vermedin dedi bana. Böyle mi kaynım, söyledi size? Evet. Allah şahidim böyle dedi. Abi dedim ben demedi öyle bir şey sormadım da dedim. İnsanlara nasıl iftira atayım dedim. Niye sormadınız Serpil? Aynı şeyi, bak, aynı herkes şeyi, aynı şeyi soruyor biliyorsunuz değil mi? Soramamışım işte. Keşke sorsaydım diyorum bunu. Cahillik, aptallık, budalalık diyor Zübeyde. Bakın bunu cahillikle bilgisi yok. Sadece onun için bir soru dediğim o yani. Hocam şimdi, buraya bekleyeceğim. Bir defterden bahsediyor. Bir defterden bahsediyor. Evet. Senin elindeymiş cenazede. O kayıp. O kayıp he. Nasıl kayboldu? Sendeymiş cenazede. Hayır öyle bir şey de demedim kaynımın dediğini. Elinize bir hırsız mı girdi? Elde durmuyor muydu o? Yok, kendinde dolanıyordu. Ne zaman hocam, kaybolduğunu fark ettin? Cenazede fark oldu. Cenazede defter mi geldi aklınıza? Hayır yani işte bunun ajandası vardı diye öyle konuşuldu ortada. Evet. Onu bulamadık dediler. Kim dedi ajandası vardı diye? Vardı yani siyah şöyle bir. Cenazede kim dedi ajandası vardı acaba nerede? Hatırlamıyorum onu şimdi. Kim dedi? Cenaze ortada eşiniz vurulmuş yani kim dedi ki ajandası vardı? Yani ondan sonra diyor. Kim dedi ajandası vardı nerede diye? Görümcemin çocukları var. Kim? Galip. O dedi. Defter kayıp. Siz ne zaman gördünüz o defteri en son? En son her zaman elinde dolandırdı. Bilmiyorum yani. Ne yazıyordu ki bu kadar değerli elinde hep ayırmadığı bir defter. Koca ajanda ya. Öyle bir ajanda. Yani muhtarlıkta bırakır, evinde bırakır. Onu diyorum yani. Niye hep elinde taşıyordu? Bilmiyorum. Defter kaybolursa biteriz demiş miydi eşiniz? Hayır. Hani bu defter ya çok ben, önemli. Kaynım öyle dedi. Bu defter giterse biz biterik. Evet. Dedim işte Serpil diyor da ben öyle bir şey demedim yani. Demediniz mi? Hı-hı. Eşiniz hiç böyle bir şey der miydi Yusuf Muhtar? O defterde alacaklıların isimleri olduğundan bahsediliyor ama rahmetli olduktan sonra da bu sefer borçlu çıkmış eşiniz öyle mi? Evet. Yatak onun öncesinde mi? Borçlu bir kişi mi olarak bilirdiniz kocanızı yoksa? Yok. Alacaklılarınız vardı. Böyle işte yok borcumuz da yoktu. Kendi yağımızla kavruluyorduk. Ama alacağınız var mıydı birilerinden? Yok.
Kayıp paralardan bahsediliyor. Şimdi herkes bambaşka şey söylüyor. Şimdi buraya tekrar döneceğim ama Serpil Hanım, o geceyle ilgili evin bir görüntüsünü verelim arkadaşlar şuraya. Şimdi sizin anlattığınız, kayınvalidenizin anlattığı, sizin ev böyle değil mi? Burası balkon, buradan bir girişi var. Burası kayınvalidenizin odası. Evet, doğru. Burası da sizin yatak odanız. Evet, doğru. Buradan bir geçiş var dediniz siz bana, doğru, değil mi? Buradan bir geçiş var. Burası da evin antresi. Bu kapının önünde vuruldu eşiniz. Hocam da şimdi elimizde zaten merdivenden gelip buraya merdiven çıkılıp şuradan ateş edildiğini söylüyor. Direkt buradan yani balkondan 1,5 metrelik bir mesafeden ateş edildiğini. Siz bize dediniz ki ifadenizde de öyle diyorsunuz. Kaynanamın camına vurulmuş. Kaynanam kalktı geldi. Ben ona git dedim. Sonra da bizim cama vurulmuş. Kaynanam odasına gitti. Ve işte vurulduğunda çıktı çıkmadı bilmiyorum. Rahime Hanım'ın camı vurulduğu yere bakıyor. Burada beşer ateş edilecek ve bu anne sesleri duydum diyor, silah seslerini kendisi. Perdeyi şöyle araladığında direkt buradaki şeyi görecek, ne olduğunu görecek. Hiçbir şey görmemesi, buraya çıkmaması, ondan sonra çıktım ne oldu bitti haberim yoktu, bunlar. Oturuyor mu hocam bunlar üst üste? Oturmuyor. Bu mümkün mü? Yani normal mantık işleyişinde bunun akla getirdiği şey şudur. Tabii bu yani bir mantık yürütme, bir özel delil yok ama. Şimdi pencere orada, Serpil Hanım en az 10 dakika yanında, anne silah sesini duymadı, dibinde 3 santim ötesinde patlayan silahı duymadı, pencereden bakmadı, kimseyi görmedi. En az 10 dakika yaşadı muhtar, Serpil Hanım'ın bilinçliydi, onun aklına hiç gelmedi, sormadı, etmedi. Mustafa Bey geldiğinde hani o diyor bilincini kaybetmişti, onu bilemiyoruz. Belki o doğru söylüyor ama en az 2 kişinin orada en az 10 dakika boyunca muhtarı bilinçli olarak gördüğüne eminiz ve hiç kim vurdu konuşulmuyor. Bu ancak çok yakını ailenin olmasını gerektirir. Için. Yani Rahime Hanım'ın burada yani evladı vurulmuşken 10 dakika şokta bağırmadı Serpil. Gitti bir telefonu aldı geldi, gitti öbür telefona geldi. Buradan bakmaması mümkün değil. İkincisi burada fazlası da var. Burada bir muhtarın kanlı el izi var yerde. Tabii. Muhtarı ayakta gördüğünü söylüyor eşi. Demek ki yere düşmüş ve kalkmaya çalışmış. Ve daha da önemlisi camda bir el izi var. Annenin camında bir el izi var. Ve olay yerinde aslında kan gördüğünü söylüyor Bağdat. Halının orası kandı diyor. İçeride damlalar vardı. Ama olay yeri fotoğraflarında hiçbiri yok. O camdaki el izi kimin iziydi? O yerdeki kanları kim temizledi? Niye olayı anlatan Serpil Hanım, anne Rahime ve abi Mustafa, ölen muhtara en yakın 3 kişi, kardeş, eş ve anne farklı şeyler anlatıyor. Kimi koruyorlar? 14 yaşındaki Sinem Şengül pazar gününden bu yana kayıp ve yayınımıza gelen ihbarlarla Sinem'in en son Çağlayan'da, İstanbul Çağlayan'da görüldüğünü öğrendik. Aslında internetten yazıştı biri var ve onun yanına gitme niyetiyle evden çıkmış olabilir. Bu kişi kim? Acaba onun yanına mı gitti? Hafta sonunda bakalım hangi bilgilere ulaşacağız. İnşallah hafta başına bulduk diye buluşuruz sizinle. Ve Birgül Baltacı, 17 yaşındaki Birgül de kendi köylüsü, annesinin anlattığına göre yaklaşık 40 yaşlarında olan Eşref tarafından kaçırıldı. Bunu net söyleyebiliriz. Çünkü Eşref'in ailesi de bunu kabul ediyor. Hatta muhtar azası dün aileye gidip bu işi çözelim demiş. Yani çözelim demek, izin verin evlensinler demek. Ama anne 8 gündür sesini duymadığı evladının geri almak istiyor. Kızımı görmeden ben iyi olduğuna, hayatta olduğuna da emin değilim. Endişelerim var diyor. Pazartesi günü. Tabii ki. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle güzel bir hafta sonu geçirmenizi istiyoruz. Hoşçakalın.